Hacı Ali Baba'nın yeri Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor maçını sunar. Günler sevgili izleyicilerimiz, Akkuş'tayız. Akkuş Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye Voleybol Federasyonu B grubunda mücadele eden Akkuş Belediyespor'umuz grubun lideri Cizre Spor'u konuk ediyor. Yanımızda da Akkuş'u iş adamımız Levent Bey. Levent Kuşöz. Evet. Evet, doğru. Nasıl buluyorsunuz takımı Levent Bey? Valla takımımız çok iyi hazırlandı. Dediğiniz gibi grubumuzun lideriyle oynuyoruz bu hafta. Biz hem bedenen hem fiziken hem de zihin olarak çok iyi hazırlandık bu maça. Evet. İnşallah güzel bir galibiyet alacağız bugün. Hemen şuna girmek istiyorum. Fazla vaktimiz yok. Siz iş adamısınız. Akkuş Belediyespor'a destek veriyorsunuz. Evet. İş adamlarına nasıl çağrıda bulunursunuz? Sizden alalım bu çağrıyı. Evet. Şimdi Akkuş'ta hakikaten belediyenin takımı güzel işler yapıyor. Güzel şeyler oluyor burada. Dolayısıyla biz de iş adamı olarak yaptıkları bu güzel şeylere destek vermeye çalışıyoruz. Ben buradan diğer iş adamlarını da davet ediyorum. Burada yapılan bu faaliyetin hem bu yöreye faydası var, hem ileride onların şirketlerine de faydası olacaktır, hem de gençlerimizin spor yapmasının önünü açacaklardır. Ben onların da bu işlere destek vermelerini rica ediyorum. Bu aynı zamanda keyifli de bir olay. Biliyorsunuz şu anda pandemi dolayısıyla hepimiz evlerimizdeyiz. Bugün bu güzel maçı da inşallah keyifle izlerler. Çok zevkli bir maç olacak. Cizre çok güçlü, Akkuş da çok güçlü. Nasıl bir maç olacak sizce? Ne bekliyorsunuz? Valla evet, ilk seti çok önemli maçın. Evet. İlk önce takımlar birbirlerine bir üstünlük sağlamaya çalışacaklardır. Dayanabilen, mücadele eden takım kazanacak. İnşallah biz galip geleceğimize inanıyoruz. Güzel bir maç olsun diyoruz. Şu anda takımımız yavaş yavaş yerlerini alıyor. Beyaz formayla Cizre lider, kırmızı formayla Akkuş'u izleyeceğiz. Buradan selam söylemek ister misiniz? Akkuş hemşehrimize. Evet, ben hepsini maçı izlemeye davet ediyorum. Takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Aynı zamanda ben aslında İzmirliyim. İzmir'deki aileme ve sevdiklerime de selam yolluyorum. Evet sevgili izleyicimiz, maç çok kısa bir süre sonra başlayacak. Ve bu maçı canlı olarak TV52 ekranlarında sizlerle izleyeceğiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, çok önemli bir mücadele. Akkuş Belediyespor konuk olarak Cizre Belediyespor'u konuk etti. Kırmızı formayla Akkuş Belediyespor, beyaz formayla Cizre Belediyespor şu anda sahada. Hemen puan durumunu vereceğim ve bugün maç anlatımında değerli meslektaşım Akın Çiçek de bizlerle birlikte. O da spora çok iyi bilen, yatkın sevgili izleyicilerimiz. Cizre Belediyespor 32 puanla lider. Akkuş Belediyespor 24 puanla 4. sırada yer alıyor sevgili izleyicilerimiz. Akın, daha önceki bütün maçlarını da hemen hemen izledin. Çok keyifli bir maç olacak. Maç öncesinde senin nasıl bir yorumun var? Gerçekten ekran başındaki izleyicilerimizin de çok keyif alacak oldukları bir maç olacak. Şu anda ekranlarında izlemiş olduğumuz maçta sevgili izleyenler. Ve Akkuş Belediyespor'da 10 numaralı oyuncu Melih'in servisiyle ilk sayı geliyor. Müsabakaya gördüğün gibi sayıyla başladı. Bugün belki de en önemli maçını yapıyor Akkuş Belediyespor. Şu anda bizi Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından izlemekte olan bütün voleybol severlere Akkuş'tan, Ordu'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Akkuş Belediyespor ve Cizre Belediye arasındaki müsabakada karşılıklı sayılarla başladı. Evet. Cizre, birinci sırada Cizre. Dördüncü Akkuş, sırada Akkuş Belediyespor. Cizre gerçekten bu grupta kendini ispat etmiş olan bir takım. Hem fizik olarak, hem kondisyon olarak, hem de motivasyon olarak çok iyi işler çıkardı. Akkuş Belediyespor da gerçekten çok iyi bir takım sevgili izleyicilerimiz.
bu maçı aldığı zaman Akkuş önündeki en önemli engeli aşmış olacak. Şu anda 1-1'lik bir skor var sevgili izleyicilerimiz. Şu anda maça dönüyoruz. Batuhan'dan güzel smart ve bloktan dönüyor. Evet. Osmanoviç'e kaldırdı ama 7 yabancılar da bugünkü müsabakada belki de müsabakanın gidişine etkili olacaklar. Şu anda Cizre Belediyespor'da 7 numarayla Osmanoviç ve 14 numarayla Çilli sevgili izleyenler. Akkuş Belediyespor'daki yabancı oyuncular, özellikle Osmanoviç gerçekten kendini herkese sevdiren ve çok kaliteli bir oyuncu. Evet, sayı Akkuş'a geliyor sevgili izleyenler. Oyun şu anda 2-2. İlk set şu anda televizyonlarını yeni açanlar için TV52'de Ordu'nun voleyboldaki en önemli temsilcisi, en üst temsilcisi Efeler yolundaki Akkuş Belediyespor Cizre Belediye ile karşılaşıyor. İlk set skor 2-2 ve servis kullanan Akkuş Belediyespor. Hadi bakalım, evet, iyi savunma. Hadi savunma çocuklar. Evet. Evet. Top Cizre'nin sahasına kadar geçiyor. Tabii rakibi avantaj tanıyan bir top oldu. Bravo. Güzel savunma var Ümit. Kras. Evet. Bravo. 14 numara hala Kirli sevgili izleyenler. Bravo. Yalnız çizgi hakemi bu arada görmedi ama müsabakanın baş hakemi. Yalnız topu... çok iyi bir savunmaydı Akın. Evet, çok iyi bir savunmaydı. 3-2. Akkuş Belediyespor servis atışı kullanacak. Kirli'nin sevgili izleyicilerimiz smacıyla oyun 3-2 oldu. Evet. Şimdi servise gelen bu basit hatalar çok rahat puan kayıplarına sebep oluyor. Bu arada izleyicilerimizin mesajlarına da yer yer zaman zaman yer vereceğim sevgili izleyenler. Şu anda Hakkı Çam, Şenay Türkmen, Gedik, Akkuş hepsi Ümit maçı izliyorlar. Servisler bekliyoruz. Osmanoviç. Aman aman. Evet, aman bloktan savunmadan dönüyor. Evet, top, bu top tekrar döndü, içeride. Bu top döndü. Zor top. Hadi iyi savunma yapalım. Çok iyi çocuklar, çok iyi. Oyuncularımız konsantre, aman biraz fazla file önüne çıkartılan bir toptu ve oyun Krasnevski, yani orada yapabileceği pek bir şey yoktu aslında. 4-3 şu anda oyun. Evet, 4-3. Oyun henüz başı. Her iki takım da aslında şu anlarda birbirlerini tartıyorlar sevgili izleyicilerimiz. Cizre Belediyespor şu anda lider durumda. Osmanoviç. Ve Ümit, bu maç çok önemli. Bu maç çünkü geçen hafta da biliyorsun Cizre Belediyespor bu ligdeki tek mağlubiyetini almıştı. Biraz da moralsiz ama hırslı geldiler. Evet. Türşat'a karşı umalım mağlup olarak geldiler. Akkuş Belediyespor'un güzel bir oyun çıkardı ama tabii hak edenin kazandığı bir maç olsun. 3 numaralı. Evet. Top içeride. 3 numarayla Barreto sevgili izleyenler. İçeride diyor. Cizre'nin evet. Yabancı oyuncusu Jonel Barreto takımına sayı yazdırıyor. Oyun şu anda 6-3 Cizre'nin lehine sevgili izleyenler. Evet, Akkuş Belediyespor teknik direktör Mehmet Aydın mola alıyor. İlk dakikalardan itibaren kontrolü elde tutmak gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Ümit, kontrollü olmak gerekiyor. Şimdi yabancılarıyla ilgili hemen Cizre'de 3 numarayla izlediğimiz Barreto etkili servisleri var. Ve 12 numarayla yok, yabancı oyunculara bakıyorum özellikle. Bir tek Barreto'su var şu anda. Jonel Barreto. Evet, sanki 12 numaralı Koni 12 numaralı bak. Evet. Evet, skor tabelasını takip ediyoruz. 6-3'lük. 6-3'lük bir skor var Cizre lehine. İşte Cizre'nin yabancı oyuncusu Barreto etkili bir servis atışı kullanıyoruz. Güzel karşıladı bizi. Hadi bakalım. Osmanoviç. Bravo Osmanoviç. Osmanoviç. Evet, Osmanoviç farkında. Osmanoviç'in sayılara oyun. Çok ihtiyacımız aynen. Var. Aynen öyle. Çok etkili bir oyuncu sevgili izleyenler. Takımın motivasyonu ve kontrolü açısından da çok önemli. Servisi kullanacak Osmanoviç. Eminim o da aynı şekilde etkili bir servis kullanacak. Osmanoviç servisini kullanıyor ve evet, maalesef boyalı alanın dışında. Oyuncuların tabii bir hafif bir gerginliği var. Çünkü iki iddialı takım karşılaşıyor. Bu iki takımı da inşallah playofflarda göreceğiz Ümit. İnşallah. 15 numarayla Eren Koparıcı servis atışını kullandı. Akkuş Belediyespor'da
kaptan sevgili bravo, izleyicilerimiz. Bravo. Şu anda 7-5 ilk set tabii. Evet, 13 numarayla Tuğberk, özür diliyorum, takımına sayı yazdıran oyuncu. Şu anda 14 numarayla Kraneski Kirli servis atışını kullanacak. Değerli izleyicilerimiz, Kirli servis atışını kullanıyor. Evet Akın, maalesef yalnız servis atışlarımızda aynen. Etkili servisler kullanalım derken çok rahat sayılar veriyoruz. Oyun şu anda 2 yabancımızdan 8-5. Da 2 hatalı servis izledik. Daha garanti servisler kullanmak acaba daha mı iyi olur şu anda? Tabii ki bununla ilgili bu süre içerisinde çalışmışlardı. 5 numarayla. Evet, Rodriguez Emernos sevgili izleyenler. Evet, Cizre'nin ikinci yabancısı. Cizre Belediyespor'la ilgili izleyicilerimiz Emerson diye düzeltmişler. Cizre'deki dostlarımıza da selam olsun. Cizre Günlüğü. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz de tabii evet, doğru. 5 numarayla Emerson. 3 numarayla Barreto yabancı evet. Oyuncuları. Evet. 13 numarayla buradan Tuğberk servis atışı kullanacak. Şu anda Akkuş Belediyespor servis atışını 13 numaralı oyuncumuzla kullandı. Oo. Biraz yalnız evet. Sanki topu kaldırırken. Çok boşluğu çok iyi değerlendirdi. Evet. Bu arada Cizre'den izleyen, selam gönderen arkadaşlarımız var. Cizre'ye de selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Vallahi yine 18 numarayla Cizre adına Candan Ali. Voleybol severleri bir kere daha söyleyelim. TV52'desiniz. Akkuş Belediyespor'un iç saha maçlarını TV52'den izleyebilirsiniz. Bravo, bravo. Harikasınız çocuklar. Evet. Güzel bir sayı Akkuş Belediyespor Burak için. Burak Kamcı'dan geldi. Evet. 6 numarayla Burak Köse servis atışını kullanacak. Yalnız puan farkı hatalı servislerimizden kaynaklanıyor. 9-7. Evet, daha garanti bir servis kullanıldı. Hadi çocuklar, iyi savunma. Dışarıda. Evet, evet dışarıda. 9-8. Yalnız etkili servis kullanmadık mı da Cizre çok etkili oynuyor ve takımın dengesini bozamıyor. O yüzden oyuncularımız da etkili servis kullanmaktan yana 6 numarayla sevgili izleyenler Burak Köse servis atışını kullandı. Hadi iyi savunma diyelim ama evet. Osmanoviç sayı de sayı Cizre'ye geliyor. Evet, benim hatam diyor. Şu an Osmanoviç çıkıyor. Pardon, özür diliyorum. Batuhan oyuna 10-8 girdi. 10-8 oyun. Evet, bakalım. Evet, çok heyecanlı bir karşılaşma. Evet. Servisi zor, zor servisti. Etkili bir smaç geliyor smaç. Ve block bravo, out. Bravo. Evet, bravo. Sayı. Top bize kadar geldi bu arada Ümit. Evet. Ben de elimi uzatmış oldum böylelikle topa. Bizim de faydamız oldu. Bizim de bir faydamız oldu. Şu anda skor 10-9. Hadi bakalım, beraberlik için atıyor. 10 numaralı oyuncumuz Melih Özdemir. Için. Evet. Servis hadi, atışını hadi bakalım Melih. Hadi 10 numaralı oyuncu sayılabiliriz. Bravo, güzel servis böyle. İyi savunma ama yabancı oyuncu 3 numaraları. Barreto'dan çok etkili bir evet. Smaç geldi. Barreto 12 numaraları Sercan Abonoz servis atışını kullanacak. Belki de müsaade etmedi. Şu an için aslında iyi gidiyoruz. Yani 200 sayılık bir puan farkı. Önemsenecek bir fark. Çok evet. Bir servis. Güzel. Çok ilginç bir Barreto'nun servis. Hatalı servisi bize sayı aynen. Getiriyor. 11-10. Savunmayı ya da oyuncuları biraz geride düşündü ve topu zor yere attı. Plase atmak istedi. Plase atmak istedi. Burak Kamcı. Burak bakalım, servis atışını servis kullandı. Bekliyoruz. İyi savunma bekliyoruz. Hadi çocuklar. Oo, evet, hakem fileye vurdu, fileye vurdu. Sayı bizde sayı sevgili bizde izleyenler. 11-11. Beraberlik var. Savunma çok güzel bir savunmaydı yalnız. Aynen. Herhalde hakem de iyi gördü. Onu da kutlayalım. 11-11. Burak Kamcı. Evet, bu arada bu sayı umarım gelirse öne iki geçiyoruz. Takım da playoff'u playoff'a gider. Evet, demiş. Savunma Hüseyin çok güzel. Olur. Kirlis bloktan dönüyor. 12-11. Krasnevski vurdu ama evet. O topun savunmadan geleceğini file dibindeki oyuncularımız bir an sanki gelmeyecek diye bekledi. Cizre gerçekten çok iyi takım. Geçen haftaya kadar mağlubiyeti yoktu. İlk mağlubiyetini geçen hafta aldı. Şu anda maç bence gayet iyi gidiyor. Maçtaki kopmalar olmadı. Bundan sonraki alınan her sayı belki de altın değerinde olacak. Zaten ikinci molada da Mehmet Aydın da oyuncularına bunu anlatıyor sevgili izleyenler.
Şu anda sosyal medyadan bizleri izleyen bütün izleyicilerimize selam gönderiyorum. Onların da selamları var ve Akkuş'a ve Cizre'ye başarılar diliyorlar. Evet, Akkuş Belediyespor 12-11 önde ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubundan mücadele eden Akkuş Belediyespor konuk olarak Cizre Belediyespor'u ağırlıyor. Cizre Belediyespor 1. sırada, Akkuş Belediyespor 4. sırada. Bu arada Ordu halkının misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. El ele Efeler Ligi'ne inşallah yayınız içinde teşekkür ediyoruz demişler. Tüm voleybol severlere sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Etkili bir servis, çok etkili bir servis. Oo, ama güzel bir fileye temas ama... var. Evet. Tam başhekimin gözününde olan bir futbolda hataydı. Bizim herhalde basketbolda stepsiye nitelendirmiş olduğumuz kural hataları. Ara ara da söyleyelim, burada bir tane futbol, diğeri de basketbol anlatan iki tane sunucu var. Voleybol maçlarında elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz ama. Evet. Ace mi diyoruz buna Erdem hocam? Ace etkili servisleri var gerçekten. 14-11 şu anda. Evet, etkili servisleri var. Şu ana kadar da herhalde bu setin en etkili oyuncusu 3 numaralı Barato. Erdem hocam da burada. Benim de çok sevdiğim, değer verdiğim bir Ordu'daki voleybol severlerin yakından tanıdığı Erdem hocamız da şu anda masada gözlemci olarak görev yapıyor. Hakem etkili bir servis. Allah hakem şansı versin. Hatasız diyelim. Evet, blok out. Sayı ev yok. Sanki dışarıda gibiydi ama. Bence de. Evet, mola. Bir mola daha geliyor. Fark açılıyordu. Mehmet Aydın'dan. Oyun şu anda 15-11. Evet. Artık bu skordan sonra çevirmek gerekiyor. Bundan sonra Cizre'nin alacak olduğu her puan Akkuş'u çok çok daha fazla zora sokacak. Önlem almak lazım, tedbir almak lazım ama servis atışları özellikle Baraton çok etkili ve o servis atışlar bizim oyun planımızı, dengemizi bozuyor. Bu arada sevgili hocamız oldukça sinirli, haklı. Çünkü çok basit iki tane hatadan, yani şu anda 13-13 olabilecek bir oyun. 15-13. 15-11. Evet, 15-11. Akkuş Belediyespor geride. Cizre 14 numarayla Çilli oyundan çıkıyor sevgili izleyenler. 4 numarayla Harun kaptan oyunda. Bu arada Zonguldak Akkuşlar Derneği başarılar diliyor Ümit. Gurbetteki Akkuşlar şu anda bizleri takip ediyorlar. Tüm gurbetteki izleyicilerimize de selam olsun. Savunma. Osmanovic. Hadi Osmanovic. Evet, evet, savunma iyiydi. Çok iyi bir savunma. Bravo. Bravo. Harika bir savunma. Evet. Harika bir blok. Sevgili Harun. Harun, kaptan Harun, kaptan sevgili oyunda, izleyenler. Evet, görüyorsunuz enerji kattı. Tam ortada iyi bir blok. Ümit, voleybol motivasyon servis oyunu. Servis hatası gelmemesi aynen lazım şu anda. Osmanovic servis atışını kullanacak. Sevgili izleyicilerimiz. Aynen. Osmanovic servis atışını kullandı. O bu sayıda bizde. Hatalı bir hücum top filelerde kalıyor. Oyun şu anda 15-13. Osmanovic. Şöyle bir itiraz geldi. Çok konuşuyor diyor. Ufak bir anlayamadığımız bir şey var. Osmanovic tekrar sahadayız. Osmanovic servis atışını kullandı. Savunma ve blok out sevgili izleyenler. Evet, oyun şu anda 16-13 Cizre lehine. 15 numarayla Eren Koparıcı servis atışını kullanacak Cizre'de. Servis atışını kullanıyor Eren. Savunmada iyi bir smaç. Evet, 13 numarayla Tuğberk. Evet, evet, Tuğberk takımına 14. sayısını kazandırıyor. Normalde seyircinin 4 numarayla Harun servis atışını kullanacak kaptan. Servis atışını kullanıyor. Etkili bir servis sevgili izleyenler. Savunmada kalıyor. Bravo, çok bravo, güzel bir blok. Güzel blok. Ama hadi savunmadan çocuklar, dönüyor. Hadi çocuklar. Avantaj şu anda ama, bizde. Ama ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Evet. Yani plase yapmak istedi ama Ümit, tam o fil önünde yapılmayacak bir hataydı. Bak, bir hata birdenbire farkı 3'e, yani 1'e gelecek hani farkı. Bunlar da sen bu ilk set önemli bir set. Kesinlikle. Kırılma seti değil ama motivasyon seti ilk set, her zaman ilk seti almak
Emerson rahatlatır. Çok etkili bir servis. Kesinlikle yani tebrik etmek gerekiyor. 5 numaralı Emerson yabancıları etkili bir servis. Çok etkili bir servis. Fark 4 sayıya kadar çıktı. Servislerin yalnız ne kadar etkili olabileceğini aynen. Emerson atışında kullandık. Buradan Cizre'yi de tebrik ediyoruz sevgili izleyenler. Gerçekten çok iyi bir takım. Akkuş Belediyespor'da bu lig içerisinde playoff mücadelesi veriyor. Evet, voleybolcularımıza başarılar diliyoruz. Bir takım. Hüseyin futbolcularımıza yazmış. Sevgili Hüseyin selam olsun. Emerson aynı çok şiddetli aynı bir köşe. Servisini kullandı. Hadi bakalım. Aman. Maalesef evet. Dışarıda. Evet. Şimdi bak biraz önceki o basit hata dediğimiz hata. Farkı 5'e yani kadar çıkardı. 3 sayının nasıl bu kadar bunlar artık bundan sonraki sayılar çok kritik sayılar. Eğer bu sayıyı da verirsek bu set biraz zorlaşır. Emerson. Ama güzel hatalı, bu sefer. Evet. Evet. Şu andaki hücumumuz çok önemli. 19-15 şu anda. Yani setin çevirmeyeceğiyle ilgili etkili bir servis bekliyoruz ama bir kere daha izleyicilerimize söyleyelim. Cizre geçen haftaya kadar namağlup liderdi bu grupta. Çok etkili bir takım. Yabancılara da mağlup oldu. Evet. Evet. 13 çok, numaralı çok güzel oyuncumuz. Bir servisi çok güzel ama Tuğberk. Bravo. Savunma diyelim. Ama savunmadan şimdi evet. Bundan sonra her sayı altın. Her sayı yani bu set diyoruz ya yani kritik bir set değil ama moral seti ilk seti bence, alan için. Şöyle hata yapma opsiyonlarımızı kullandık. Bundan sonra gerçekten çok üst seviyede dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. İyi bir smaç. Savunmadan dönüyor. Savunma top tekrar çeviriyoruz. Rakip çok iyi onu da söyleyeyim. Osmanović sevgili izleyenler. Öyle bir yerde Osmanović. Öyle bir sayı aldı. Öyle bir smaç vurdu evet. Ki. Harikasın Osmanović. Bravo çok Osmanović. Çok riskli bir vuruş. Geriden yükselip vuruş oldu. Bu arada Cizre'yi de kutlamak istiyorum Ümit. Çok iyi oynuyorlar. Çok gerçekten iyi. Şu anda hani keyifli bir voleybol. Efeler Ligi kalitesinde heyecanlı bir müsabaka izliyoruz. Burak Köse servis atışını kullandı. Savunmadan dönüyor. Cizre hücumunu izliyoruz. Hadi topu çocuklar. Topu karşılıyoruz. Hadi çocuklar. İyi bir kaptan. Topu. Kaptan biraz hatalıydı. Bravo. Sayı bizde. Hayır sayı bizde değil Ümit. Değil. Top bizim tarafa düştü maalesef. Melih. Öyle mi? Ben olsun hiç evet. Beni de yanılttı ama Melih'in ben fileden döndü diye evet, gördüm. 21, o 21-16 Cizre sayısı sevgili izleyenler. Şimdi bundan sonrasında sıkıntı bundan sonraki her sayı bizi bu setten uzaklaştıracak. 9 numaralı Cizre adına. Hacı Şahin. Evet. Fileye temas evet. Var. Evet. Sayı bizde. Şimdi bir voleybol ne kadar ilginç 21-17. Bir oyun olduğunu her an gösterebilir bize. Evet. İki moralli servis, iki iyi savunma ve iki iyi hücum. Bir bakarsın 21-21 olabilir. Her an her şey olabileceği bir iyi servis bekliyoruz. 10 numarayla Melih Özdemir servis atışını kullandı. Yapmayın Cizre. Çocuklar. Aman dışarıda evet. Çok güzel. Çok evet, 18 numaralı hadi, evet. Caner'in hatası, evet. Kaptanın hatası bizim işimize geldi. Bu arada Cizre'li izleyicilerimiz var. Selamlarımızı gönderiyoruz. Alkış ordulu olabiliriz, alkış taraftarı olabiliriz ama iyi oyunu her zaman takdir ediyoruz. Cizre'ye buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi olan kazansın. Hocamız Yılmaz Cenk mi, Cenk Yılmaz mı? Cenk Yılmaz. Cenk Yılmaz mola aldı, baktı. Takım evet. Biraz peş peşe Akın, sayı kaybediyor. Çok kritik biliyor musun? Yani evet. 21-18 Alkuş 3 sayılık bir sayı performansıyla beraber durum tamamen değişebilir. Evet bu arada sevgili Kemal Demirci'ye de selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz İstanbul'da. O da çok has bir Akkuşlu dostumuz, kardeşimiz, canımız. Pandemi dolayısıyla göremediğimiz dostlara tüm Akkuşlu güzel izleyicilerine selam olsun. Evet. Kemal kardeşime de geçen geldiğimizdeki misafirperverliği için bir kere daha TV Liki ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Melih'in servisi çok önemli. Hata şansımız hadi. Yok. Evet. Çok akıllıca hani davrandı. Hani ne derler? Elinin üzerine mi konuştum? Ümit biraz erken 22, oldu ama. 22-18. Şimdi 12 numarayla bu servis Sercan Abono. Bu servis çok izleyenler. Önemli. Etkili de servisler atacak şimdi. Dikkatle izleyelim. Eğer bu sayı bak hadi etkili dedik ya yavaş bir servis gönderdin. Çok güzel bir evet. Smaç ama savunmadan dönüyor. Hadi şunu iyi karşılayın. Bravo. İyi blok.
Bravo. Temas var. Temas var. Fileye temas. Temas var. Oyuncularımız 23, bakma 18. İtiraz ediyorlar. Bu set döner mi diyoruz? Hala ümidimiz var. 23-18. Voleybolda her şey olabiliyor Ümit. Sercan Abanoz. Şimdi sanki aynı yumuşak servisi atmayacak gibi geliyor hocam. Yumuşak böyle muz servisler atıyor. Hadi bakalım. İyi bir kaptan. Kaptan evet. İçeride. Evet, kaptan. Kaptandan içeride. Geliyor ve 19. sayı sevgili evet. İzleyenler. Döner mi bu set? Döner şey olabilir. 4 sayılık şey bir performans. Ama bir kere daha söyleyelim. Rakibimiz de Cizre Belediyespor'da çok güçlü bir takım. Geçen haftaya kadar namağlup tutular. Bu grubun en etkili takımlarından bir tanesi. Evet. Muhammed Kışla diyor ki Cizre Belediyespor takımı çok iyi gördüm. Akkuş Belediyespor lider karşısında biraz daha hatasız oynamalı diyor. Her şey bir kenara, futbola çuvalla para harcanıp şehri ileri götürmek gerekiyor diyor. Cizre'ye de Akkuş'a da başarılar evet, maalesef, diyor. Maalesef blok out. Evet, Ünye Gücü kadın voleybol takımımıza da ikinci ligde temsil ediyoruz. Ordu Çamlık lider durumda. Sevgili Ozan kardeşime de burada selamlar. Muhammed kardeşimize de selamlar. Teşekkür ediyoruz. Voleybol Ordu'nun yükselen sporu olma yolunda diyor. İnşallah. Ümidimiz bu. Ve Akkuş bu anlamda çok önemli bir misyon set sayısı, sevgili izleyenler. Cizre set sayısı kullanıyor. Çok etkili bir servis Ümit. Evet. Evet. Devam et. Takip etmedi. Evet, ilk set maalesef. İlk set maalesef sevgili 25, izleyicilerimiz. 19 Cizre. Yani biz kendi takımımız adına maalesef diyoruz ama Cizre Belediyespor'da kutluyoruz. Güzel oynuyorlar. Geçen haftaya kadar namağluptular. Evet. Voleybolda hani şunu söylüyoruz. Evet, belki biz şu anda kendi takımımızla ilgili kazanması yönünde dilek ve temenni söylüyoruz ama sporda iyi olanın kazanacağı ve iyi olanın kazanması ile ilgili dilek ve temenniden başka bulunabileceğimiz bir fair play mesajı olmamalı. Çok ve, fanatikçe evet. Söylemleri de doğru bulmuyorum. Aynı futboldaki o çirkin holiganizm salon sporlarında olmasın. Voleybol daha asil bir spor. Voleybolla uğraşan tüm spor severlere, seyircilerimize selamlar, sevgiler. Arada sürçülisan edersek affola diyorum. Ama dediğim gibi ve bu iyi oynayalım. Her şey olabilirdi. Her şey olabilirdi. Sağlık olsun diyelim. Daha ilk set daha sevgili izleyenler. Çok erken. İkinci sette ben Akkuş Belediyespor'un toparlanacağını, yani bu seti zevkli bir şekilde voleybol severleri izleteceklerini düşünüyorum. O yüzden bizim cephede bakıyorum. Moraller bozuk. Sevgili Mustafa Genç burada. Gençlik Spor İl Müdürümüz. Sevgili Kemal Cebeci burada. Aslında onlara da maçla ilgili birkaç mikrofon uzatsaydık ne güzel olurdu. Kemal Hocam birkaç cümle söyleme şansınız olur mu maçla ilgili? Sevgili Mustafa Genç birkaç, evet, İl Spor Müdürümüz maçla ilgili birkaç cümle. Şu an buradayız, bu kameradayız. Nasıl bir müsabaka oluyor? Gerçekten müthiş bir mücadele var. Şu anda biliyorsunuz Cizre Belediyespor lider durumda. Biz de ilk dörtteyiz. Playoff'u garantilemek için takımımız uğraşıyor. İnşallah o sene bu sene diyoruz. Playoff'ta Efeler Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. Akkuş Belediyespor gerçekten Ordumuzda, voleybolda, spor alanında bir çığır açtı. Ordu'nun en uzak ücra köşesindeki bir ilçe olarak, bir belediye takımı olarak şu anda birincilikte. İnşallah bu çalışmaların karşılığında da Efeler Ligi'ne yükselir. Ben desteklerinden dolayı başta başkanımız İsa Demirci'ye ve takıma sponsor olan herkese teşekkür ederim. Bu arada tabii Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden ve sponsorlardan da Akkuş Belediyespor'a destek bekliyoruz. Yani gerçekten bu takım ordumuzun göz bebeği. İnşallah Efeler Ligi'ne çıkması için herkesin destek olması lazım. Herkesten sizin aracılığınızla takımımıza destek bekliyoruz. Sağ ol, kırmadınız beni. Konuk takımın yöneticisini de aslında çağırsak ne güzel olur ama müsabaka başlamadan konuk takımın yöneticisini de hemen bu mikrofondan çok kısa, maç başlamadan, maç başlıyor. İlk set 1-0 öndesiniz, sizi tanıyalım. Ben Sercan Deniz, Cizre Spor voleybol spor yöneticisiyim. Evet, şu anda sizin adınıza güzel bir set. Maçı ikinci sette inşallah güzel bir müsabaka olur. Tekrar size döneceğim, maç başlıyor çünkü. Buradan neler söyleyeceksiniz, birkaç cümle son. Hepsine başarılar dileriz. Spor kardeşlik için yapılır. Hepsine başarılar. Buradan da selam olsun Cizre'ye, Cizre'li dostlara. Evet Ümit, sendeyiz. Evet, ikinci set başlamak üzere. Çok önemli sevgili izleyenler. İlk sette 25-19'luk Cizre üstünlüğüyle 1-0 Cizre önde.
İkinci set gerçekten bu anlamda çok çok önemli. İlk setteki bu arada takımların... İsa Başkan'a da İsa Başkan'ın biraz morali bozuk ama henüz ilk set. Sevgili başkanımıza da voleybola verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım. Evet, Osmanović. Osmanović. Çok güzel sayıyla başladı. Kadar. İkinci sette umarım ki bambaşka bir skor olur. Skor üstünlüğünü sağlamamız, eşitliğini en azından sağlamamız gerekiyor sevgili izleyenler. Burak amca servis atışını kullanacak. Burak amca servis atışını kullandı. Evet. Hatalı servis. Top filede kalıyor 1-1. Evet, şimdi artık gerçi oyunun çok başı ama artık hatanın yani el yaktığı setlere doğru geliyor. Çünkü hatta bu seti ilk seti servis setlerini yapmasaydık oyunun şekli bambaşka olabilirdi. Evet, 3 numaralı etkili oyuncuları Barreto servis atışını kullandı. Evet, şu anda Akkuş lehine. Akkuş şu anda 2-1 önde sevgili izleyenler. Osmanović 7 numarayla Akkuş'un en etkili oyuncusu sevgili izleyenler. Kendisini hadi sevdirdi. Osmanović çok etkili bir servis kullanıyor. Yaptı bunu. Çok hırslı, çok istekli. Takımı çok. Gerçekten yani ruhunu katarak oynuyor. O hırsı da o atışlarındaki hızında da görülüyor aslında. Hani çok maçta o hırsıyla beraber, onun motivasyonuyla beraber maçlar çevrildi ama kontrollü de olmak gerekiyor. Evet, kaptan Ayhan Bey'e ve de teşekkür sayı ediyoruz. Bakıyoruz. Evet, Akkuş'ta. Akkuş 3-2 şu anda önde sevgili izleyicilerimiz. Akkuş Belediyespor kırmızı formayla izlediğimiz beyaz formayla Cizre'den Cizre Belediyespor. Bu arada Cizre'den de dostlarımız yazıyorlar. Hakikaten iyi olanın kazanacağı bir müsabaka olması dilek ve temennimiz. İşte sporun birleştiriciliği, sporun dostluk olduğu, sporun barış olduğu, kardeşlik olduğunu bir kere daha anladığımız anlar. Burada sadece voleybolu, sporu konuşuyoruz. Pandemi günlerindeyiz. Evde bizi izleyen tüm izleyicilerimize de bir kere daha selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Hüseyin Yalçınkaya, Akın selam var. Teşekkür ediyoruz diyor. Aynı şekilde Hüseyin Karataş'ın da selam var Akın sana. Evet, Hüseyin kardeşime selamlar. Evet, oyuna döndüğümüzde hocam, sanki bir hafif sevgili izleyicilerimiz tereddütte kaldı ama hocamız şu anda evet 4-3. Müsabakada 4-3 Cizre'nin önde olduğunu söyleyebiliriz. Ümit, Cizre Belediyespor çok iyi takım. Şimdi çok hani iyi takım. Akın fizik olarak da gerçekten çok iyi. Evet, ama bizim takımımız da çok iyi. Bunu çok da söyleyelim. Bu sete ortak olamazsak ben üzülürüm, evet. Maçı biraz şeye sokacağız diye düşünüyorum. Çok güzel. Bravo Tuğberk. Harikasın. 13 numarayla Tuğberk. Harikasın Tuğberk. Çok zekice. Bravo. Havada asılı kaldı resmen. Yani resmen. Slow motion görüntüsü olsaydı havada. Bu maçın en az 2-2'ye gitmesi lazım. Aynen. Sana katılıyorum. En az 2-2'ye gitmesi lazım. Hadi Akkuş. Hadi göster kendini diyelim. Oyun şu anda 4-4. Tuğberk sevgili izleyenler. Biraz önce o gerçekten çok iyi bir refleksle takımına sayı kazandırdı. Servis atışını kullandı. Ümit. Evet, 9 numarayla. Hacı Şahin. Dostlarımız da hani Şahin. Hacı Şahin sevgili Hacı Şahin izleyenler. Öyle bir vurdu çok ki. Çok etkili bir smaç. Çok etkili bir smaç. Aynen. Resmen hadi futbolda penaltı tabir etmiş olduğumuz şekilde. 18 içerisinde. Biz futbol diliyle anlatıyoruz birazdan. Yok, hayır ama tabii işin esprisi bir yana. Ali Can'dan servis atışı kullandı. Evet, bravo, bravo. Evet, çok işte bu güzel. Bize sayı yazar. Tavandan evet. Bir ve beraberlik oyun 5-5. Var şu anda. 6 numaralı oyuncumuz Burak Köse. Sevgili izleyenler sayı kazandı. Şu anda tekrar servisi Burak kullanacak. Burak servis atışını kullanacak şimdi. Evet, garanti bir servis kullandı. Hadi iyi savunma arkadaşlar. Bravo. Güzel bravo. Blok. Gelmez evet. Gelmez diyelim. Zor top. Ama Barreto. Osmanović. Bravo. Bravo. Blok out. Bravo. Evet. Öne geçtik gibi. Yalnız Akın etkili servis kullanmadığın zaman da Cizre'ye çok büyük avantaj veriyor. Ümit, savunmaları da hücumları da çok iyi. Birbirlerini de çok iyi tamamlıyorlar. Yani bu müsabakada normal bir oyunun üstüne çıkması lazım. Evet. Akkuş Belediyespor'un. Bak şuradan. Resmen ortadan uçarak geliyor oyunu. Osmanović. Evet, blok. Evet. Hakemin kararı. Ümit yok. Aslında itirazlık bir durum yok. Gerginliğe de gerek yok. İtirazlar var sevgili izleyicilerimiz. Gerginliğe de gerek yok. Hani sporun evet. Güzel Mehmet Aydın sakinleştiriyor. Evet. Evet.
Hocaya tepki gösterildiği evet. zaman Mehmet Aydın da tabii ki hocam tamam hiçbir şey yok devam ediyoruz diyor. 6-6 oyun sevgili izleyenler. Kadar asil bir spor olduğunu söylüyorduk. Bunlar da olmaması gereken. Ama çok gereken. Kritik bir maç Akın. Evet çok kritik. Tansiyonların yüksek olduğu bir maç. Evet. Çok zor bir yerden evet, vurdu valla. Zor bir yerden vurdu. Etkili bravo bir, bravo evet. gelmesin. Gelmedi o, evet gelmedi. Bravo gelmesin o top. Bize sayı evet. hanemize sayı 7-6. Ümit aslında maçta tansiyonun yükseleceğini gösteren hareketler bunlar. Evet. Bu hırs da çok mi? İyi. İlk seti verdik ama Akkuş'un motivasyonu Akın üst seviyede. Evet. Çok maçlarını izledim. Evet, ilk seti şu anda aslında, tamamen konsantreler. Hadi bakalım. Hadi zor top çok güzel. Şimdi iyi bir hücum etkili bekliyoruz. Etkili bir smaç. İyi bir hücum bekliyoruz. Hadi bakalım kaptan. Ama. Kaptan. İyi bir blok. Ama bak evet, işte. Savunma. Osmanović. Hadi Osmanović gelmesin o top. Evet 12 numaralı oyuncuda ve affetmeyen bir. Evet. Osmanović'in hakeme karşı olan bir itirazı evet. var ama. Tabii ki bu itirazlar sonuçsuz tabii kalıyor. Tabii hocanın gözünün önünde oluyor. Yani hoca da burada evet. çok yakın pozisyona. Şimdi haksızlık da etmeyelim hocalarımıza da. Onlar da şu ana kadar müsabakayı iyi götürüyorlar. Bu biraz hırstan kaynaklanıyor. Osmanović hata yaptığının farkında aslında. Biraz 7-7 ve servis hatası evet. oyun top bizde. Abanos sevgili 8-7. 12 numaralı oyuncuları Sercan Abanos bizi sevindiren, onları üzen bir evet. servis Burak atışı yaptı. Kamcı. Şu anda bir numaralı oyuncumuz Burak Kamçı'dan etkili bir servis bekliyoruz. Hadi Burak dedik ama. Burak Kamçı. Evet hadi çocuklar devam. Devam. Bir taraf. Devam. Bravo. Çok Akın, güzel. Olmaz. Aynen takip bu. Çıkmaz denilen aynen. sayı. Bu belki de setin kırılma evet, şeyi olsun. Dönmez denilen sayı sevgili aynen. izleyenler. Setin kırılma. Yalnız. Bu maçın bence en önemli seti bu. Aynen. Eğer Cizre alırsa çok rahatlayacaklar. Akkuş'un alması halinde maç bambaşka bir hal olacak. Aynen. Ümit şeyi düşünemiyorum yani tiebreak setine giderse. Evet. İnşallah gitmeden alır. İnşallah bu seti alırız ama Cizre pek müsaade edecek gibi değil. Çünkü çok diyorum ya Cizre çok kaliteli bir takım. Bizim takımımız da öyle. İki kaliteli takımın maçını izliyoruz. Cizre Belediyespor birinci sırada. Geçen haftaya kadar namağlüptü. Akkuş Belediyespor'umuz dördüncü sırada. Bu müsabakayı alırsa bence bu ligdeki tüm takımlara da evet. Efeler Ligi'ndeki mücadele edecek olan diğer gruplardaki takımlara da önemli bir mesaj vermiş oluruz. Aslında bu maç Akkuş Belediyespor'un mesaj verme maçı. Kesinlikle. Gergin de bir maç, heyecanlı da bir maç. Baletto şu anda servis atışını kullanacak Cizre'de. Şu anda hani Ordu Spor'un o playoff'a çıkma maçları vardı ya. O anlardaki günlerime evet. dönüm. Bu arada heyecanlı Emin kardeşim maçlar. Diyor ki haydi Cizre diyor. Şerif Özalp başarılar Cizrem demiş. Tekin Çelenk nerede Ordu orada TV 52. Sayımız çok güzel, geldi. Çok güzel. 10-8. Cizre bu sette özür diliyorum. Akkuş bu sette ilk sette yaptığı hataları yapmıyor Akın. Hücum, savunma hepsi çok etkili. Ümit. Osmanović. Hadi bakalım. Osmanović'ler bu sefer etkili bir servis kullanacaktır. Hadi smaç servislerinden bir tanesi. Güzel. Şimdi havada çok i̇şte güzel. İşte bak. Bravo. Bravo Ümit etkili gerçekten. Etkili servis. Aynen. Rakibin dengesini nasıl bozuyor Akın? Aynen. Oyun kurmasını engelliyor. Aynen. Çok bu güzel. Bu serviste gördük Osmanović. Çok güzel. Ümit voleybolda güzel olanları alkışlamak lazım. Şimdi Cizre'li kardeşlerimiz kesinlikle. Gönül koymasınlar. Ya da şu anda Cizre Belediyespor'u destekleyen Türkiye'nin farklı illerinden izleyen dostlarımız. İyi olan tüm şeyleri burada İyi alkışlamaya savunma. Çalışıyoruz. Hadi bakalım. Bir sayıya evet, daha ihtiyacımız bir sayıya var. Bir sayıya daha ihtiyacımız var. Osmanović. Geriden geliyor. Tekrar evet, bir geldi, hücum şansı daha. Zor top. Ümit, Kaptan. Evet. Çünkü çok filenin önüne attığı bir toptu. Burada sevgili genç pasörümüzün sevgili Battal'ın biraz daha filenin güzel izlemesi biraz daha bir filenin dibine değil de biraz daha uzağa atması evet. lazımdı. Zor toptu. Arada da Erdem hocamdan tüyo alıyorum. Hocam arada tüyo ver. evet. 11-9 atışı kullanacak olan, servis atacak olan Cizre Belediyespor. Her iki takımı da sevgili izleyenler gerçekten
seyir zevki yüksek, keyifli bir maç izliyoruz burada şu fark anda. Fark kapandı Ümit. Fark 1'e kadar indi. Bundan 11, sonrası 10, evet, şu anda 8 numarayla Metin Yeşilöz, Metin Sefer Yeşilöz Cizre Belediyespor'dan servis atışını kullanacak. İkinci set, ilk seti Cizre Belediyespor aldı. İkinci setteyiz. Hadi çocuklar, iyi hücum. Hadi Osmanoviç. Plase. Çok güzel. Bravo, çok akıllı. Harika bir plase. Bravo. Yani bakın bu maçı düşünsene. Cizre'deki vatandaşlarımız izliyorlar. Onlar için de büyük bir keyif. Tabii işte TV Cizre olarak da bu hizmeti de veriyoruz. Sporcu yakını dostlarımız var. Hem Akkuş'ta hem Cizre Belediyespor'daki dostlarımızın İstanbul'daki, Ankara'da, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında Voleybol Federasyonu'ndan takip eden voleybol temsilcisi dostlarımızla birlikte bizleri izliyorlar. Umarım güzel bir müsabaka oluyordur. Bizi izleyen izleyicilerimize de selamlar. Sezgin Aksoy selamlar demiş. Sait Bey, Sait Papatya haydi Cizre demiş. Emin kardeşim haydi Cizreliler destek demiş. Hadi bakalım, Cizreliler de Cizre Spor'a destek verecekler haklı olarak. Akkuşlular nerede? Biz de Akkuşlulardan destek bekliyoruz diyelim. Ama dostluğun kazandığı bir müsabaka olsun. Evet, Kadir Hamarat saldırı Akkuş demiş. Hüseyin Bey'e de canlı yayınınız için teşekkür ediyoruz demişler. Muhammed Yunus Yılmaz, yenilmez takım haydi Cizrem demiş. Hadi bakalım, bugün ilk mağlubiyetini geçen hafta almıştı. İkinciyi Akkuş tattırsın ama evet, hak ediyorsa da kazansın diyelim Cizre Belediyespor'da. Kesinlikle. Cizre tabii ki play-off. İyi oynayalım, bravo. Şu an Akkuş geliyor. Akkuş'un ayak sesleri. Cizre şu anda moral olarak düşmüş durumda. Cizre tabii ki playoff'u garantiledi. Evet. Akkuş için playoff'ta ilk dörtte olmak Uğur çok Yıldız önemli. Uğur Yıldız diren Cizre demiş. Burak kardeşim Cizre'den selamlar demiş. Berat Turan haydi Cizrem demiş. İdris Temizer, Sabri Şahin selam da iki takıma demiş. Evet. Evet. Etkili bir seyircinin ismat enerjisi tuttu. Cizre kesinlikle sayı aldı. Biz Cizre'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Evet, Türkiye'nin televizyonu TV2'desiniz. Antalya'dan Cizre'ye selamlar diyen dostlarımız var. Turgay Kandemir selamlar demiş. Serkan Büyükarslan da Gürgentepe'ye selam demiş. Akın öyle sert bir servisi ki filede kaldı. Yoksa gerçekten çok güçlü bir servis kullandı. Bu arada TV2 canlı yayın ekibine de Ümit teşekkür edelim. Ana kumandada Muzaffer Kuvan. Evet. Yayın masasında Aykut Demir, sevgili şef kameraman Olcay ve kameraman Hakan arkadaşımla birlikte ben Akın Çiçek, Ümit Atabay ile bu müsabakayı sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi olmadı. İşte bu servise bunlar olmaması bunlar lazım. Tam böyle ibre bize dönerken yani bu hataları yapmayacaksın. Yani Cizre'ye tam kopma noktasına gelmiş olduğumuz Ümit, Cizre anda. Cizre çok iyi takım. Çok iyi. Bu hataları affetmiyor. Onu da söyleyelim. Evet, sosyal medyadan takip eden izleyicilerimize de teşekkür selamlar ediyoruz. Şeyden. Gerçekten selamlar. Cizre'den de yoğun bir etkili bir, evet, güzel bir plase. Akıllı bir plase geliyor. Burak Kamcı'dan takımının 15. sayısını üretiyor. Efendim? Evet, bu arada sevgili öğretmenim, ortaokuldan benim çok sevdiğim Zafer Gül hocama da bugüne kadar voleybola ve Ordu, evet, sporuna destek verdiği için o bir spor adamı, o bir spor aşığı Zafer Gül'e de, hocama da selamlar. Evet. Evet, hocama selam verirken Osmanoviç'ten kötü bir öve ve bitiremediğimiz Osmanoviç'ten gelen bir hata. Sevgili izleyenler, bu basit hataları yapmamamız gerekiyor. Evet, bu arada sevgili koçumuzun babası Sadi Aydın Kahramanmaraş'tan Akkuş'a, oğlum Mehmet Aydın'a ve Akkuş Spor'a başarılar diyorum demiş. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir smaç geldi Akın. Bravo, bravo. Harika. Voleybol adına bunlar güzel hareketler. 16. sayısı. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten her iki takım da çok kaliteli. Akın bir şey, evet, lafını keseceğim. Her ilçemizde bence bu türlü salon sporlarına yatırım yapılıp böyle maçlar olduğunu düşünsene. Yani Ordu'nun Akkuş en uzak anlamda ilçesi burası. Türkiye'den, evet, bizi izleyen dostlarımıza Akkuş Ordu'ya en uzak ilçelerden bir tanesi. Tam 1,5 saat mesafe var. Evet. 120-130 kilometre şehir merkezine uzak ama bu kadar güçlü bir takımı bize kazandırdığı için Akkuş Belediyespor
ve Akkuş Belediye Başkanı sevgili İsa Demirci'ye teşekkür ediyoruz. Zor iş böyle yerde bu kadar kaliteli oyuncuların. İlçelere de yani örnek olsun. Voleybol, basketbol, efendim, salon sporları. Ünye'de, Fas'ta bu takımlar kesinlikle olması Muhammed lazım. Muhammed bizim sevgili kardeşimiz Muhammed diyor ki takımlarımız var. Bu takımlara belediyeler sponsor olabilir. Destek verebilir. Ozan'ın takımına, Muhammed'in takımına, Güngör'ün. Yani bu belediyelere buradan diyorum ki bu çocukları yalnız bırakmayın. İş adamlarımıza da çağırdı bulunalım. Sahip çıkın diyoruz. Evet. Yine Akkuş Belediyespor adına güzel bir 17. sayı. Hata yaptı. Barretto'yu da hata yapan. 17. Hadi bu set geliyor. Evet. Evet bu set geliyor. 17. 10 numarayla. Evet bu set Melih geliyor. Melih Özdemir sevgili izleyenler. Hadi etkili bir servis gelsin Melih'ten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi savunma. Ama blok out. Evet blok out ama dedim ya Ümit sadece serviste olmuyor. Oğlum bak yine Akın biraz önce son mesajı dokur musun? Oğlum Tuğberk Sungur'a başarılar diliyorum. Mehmet Sungur sevgili izleyenler. 13 numarayla evet. Akkuş Belediyespor'da oynayan Tuğberk'in babalar şu anda çok mutlu, gururlu, heyecanlı. Kesinlikle. Ha bravo. Güzel bir sayı. Bravo. Burak Kamçı'dan geliyor sevgili bravo, izleyicilerimiz. Burak Kamçı. Arkadaşlarını kamçılayacak bir sayı aldı ve tam Tuğberk'e başarılar diyorum derken Tuğberk babasının enerjisini aldı ve oyuna girdi. Evet. Hadi bakalım. Bir oyuncu değişikliği. Uğur Yıldız İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar. İyi oynayan kazansın demiş ve Diren Cizre demiş. Tabii herkes kendi takımının kazanmasını istiyor. Biz burada dostluğun kazanmasını istiyoruz, sporun kazanmasını istiyoruz. Türkiye'nin böyle zor kritik dönemlerden geçtiğinde dostluğa, birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. İşte spor da, sanat da bunlardan en belirgin olan birleştirici evet. unsurdur. İşte Cizre Belediyespor Türkiye'nin bir ucundan, güneyden ciddi yatırım yapmışlar, ideal bir takım kurmuşlar. Bütün Cizreli taraftarlarına, voleybol severlere, dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun. Akkuş'tan, Ordu'dan, TV52'den size bu müsabakayı Ümit Atabay ile birlikte anlatmaya çalışıyoruz. Ben Akın Çiçek. Müsabakada 18-15 Akkuş Belediyespor'un üstünlüğü var ama Cizre Barretto ile hadi bakalım. Osmanoviç. Bravo. Osmanoviç. Evet hani hiç affetmedi. Ne olur kızmasınlar. Hani anlatımı çirkinleştirmek evet. istemiyorum ama kekliği düz ovada avlarlar der gibi. Cizre dostlarım ne olur hakkınızı helal edin. Biraz önce de Barretto aynı şekilde çok güzel sayılar kesinlikle. Aldı Emerson'la. Voleybol adına güzel etkili servisleri tabii, var. Voleybol adına güzel görüntüler gördüğümüzde biz de her iki takımın bakın Sait Papatya Cizre'den selam gönderiyor. Ünye'den biz Yılmaz Gürkoğan selam selamlar. Teşekkürler. Tekiraz eski belediye başkanı sevgili Necdet Yılmaz o da selamlarını gönderiyor ve Akkuş'a başarılar diliyorum demiş. Kaan servisini kullandı. Hakemin kararına evet, bakıyoruz. Muzaffer evet. Kuvan'da katkılarından dolayı Necdet Yılmaz'a teşekkür ediyorum demiş. Evet. Muzaffer'e de selamlarımızı gönderelim buradan. Ve şimdi çok kritik bir servis atacak. Etkili servisler kullanıyorlar. Akın bak şimdi bu servisi iyi karşılar ve bu sayıyı alırsak bu setle ilgili yani ikinci sette beraberliği sağlamamız adına önemli kritik. Hadi iyi savunma. Sanki dışarı çıkıyor gibiydi. Bana da öyle geldi. Hadi bakalım işte. Evet. Bundan sonrası çanlar kimin için çalıyor? İki çanlar şu anda Akkuş için çalıyor. Kesinlikle. Evet mola. Yerinde bir mola. Fatsa'dan selamlar. Akkuş Belediyespor'umuza İbrahim Kıranlı. Yücel Naizli Fatsa Efkaf'tan selamlar. Şenel Öztürk yaşasın. Barış ve dostluk demiş. Halkların kardeşliği demiş. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, Abazası. Bu ülke topraklarında barış içerisinde yaşayabiliyorsak, kesinlikle. Huzur içerisinde yaşayabiliyorsak ne mutlu bize. Spor da bunlar çok önemli etkenlerin aynen, aynen, aynen. Spor, sanat. Aynen. İstanbul'dan evet. selamlar demiş İlhan Küçükoğlu. Ayhan kardeşime de sevgiler. Ayhan. Tekrar sahaya dönüyoruz. Hadi bakalım. 19-17'lik Akkuş Belediyespor'un üstünlüğü var bu sette. Cizre servis kullanacak. Etkili servisler kullanıyor. Evet. Bu servisi kesinlikle durdurup sayıyı çevirmemiz gerekiyor. Akkuş adına İstanbul'dan sevgili Yekta abi ona da selamlar. İstanbul Üniversitesi'nde önemli işler yapan Yekta abiye de
voleybola verdiği katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bravo, güzel, gelmedi. Güzel kaptandan. Gelmez. Kaptandan güzel bir sayı. Gelmez. 20-17. Haydi çocuklar. Haydi Akkuş. Evet. Akın, o kadar çok mesaj geliyor aynen. ki takip etmemiz mümkün değil. Raif Coşkun, ben bir Akkuşlu olarak Akkuş'a başarılar diliyorum demiş. Mustafa Tonkal, başarılar diliyoruz demiş. Muhammed Ali Demirci Kahramanmaraş'tan, Göksan Melih Özdemir'e selamlar kardeşime çok demiş. Çok etkili bir servis. Akın, bravo, servisi geliyor. Görmen lazımdı. Geliyor, evet çok geliyor. Çok etkili bir servis bu geldi kaptandan. Bu set geliyor. 21-17 bu arada, şu anda. Evet. Osmanović şu anda yanda bir amigo gibi oyuncularını destekliyor. Saha içerisinde olan sevgili izleyicilerimiz onları motive etmeye çalışıyor. Gerçekten çok etkili. Evet. Bu arada Cizren ve Her Şey sayfası. Bir sayı daha geliyor. Evet. Evet. Bu set Akın şu anda Akkuş moral motivasyon üstünü kazandı. Coştu geliyor. Evet. Spiker ve yorumcuların saygı ve güzel sunumları için sizlere Cizreliler olarak tebrik ediyoruz. Hak eden ve dostluk kazansın. Teşekkür ne ediyoruz. Ne güzel ya bak spor. Ne güzel. Işte, helal ya olsun. Ya binlerce yani, kilometre öteden. Aynen. Böyle sevgi dolu aynen. mesajlar. Herkes kendi takımının kazanmasını ister. Evet. Evet. Ama her kardeşlerimiz... ne olursa olsun oyuna dönüyorum şimdi. Şeyi elden bırakmamak lazım. Kontrolü. Fazla rehavete kapılmamak lazım bakın. Evet. Cizre. Cizre şu anda bak Cizre'nin handikapı da ilk setten sonra çok rahatlamışlardı. Evet. Ama işte voleybolun böyle bir özelliği var. Moral motivasyon. Bak, evet dışarıda. 23-18 buradan daha. Cizre bakın maçı buradan bile çevirebilecek kapasitede bir takım. O yüzden biraz önce söylediğim gibi evet. rehavete kapılmamak lazım. Almamız gereken iki sayı var. Onu almamız evet. lazım bu sette. Ben çok mu panik oldum bu maçın sette bilmiyorum. Evet Ümit tabii şimdi bu müsabakayı dediğim gibi her iki takımın taraftarları da izliyor. Cizre de iyi eğer savunma yaparsa müsabakayı etkili belki bu sette çevirir. Evet, savunma çok gelmez, iyi. Evet gelmez. Top bizde. Buradan gelmez. Evet, tavanın mesela, alçak olmasının avantajı. Tavanın alçak olması işe yaradı. Evet, ses tavanın... sayısı geliyor. Evet Seyfettin Otçu, Akkuş Belediyespor'a. Sevgili izleyenler. Yeniden selamlar Akın Bey, Ümit Bey, yayın emeği geçen tüm TV'lik ekibine teşekkür ediyoruz. Akkuş'a başarılar. Gençlere maşallah Yücel Naici, Hakan Yıldız. Hadi bakalım. Tuğberk. Evet. Evet. 24-19. Ümit, İkinci kez set sayısı. 5 kez daha servis bizim için set sayısı set olacak. Anlamına evet, set anlamına gelecek. İlk seti 25-19 almıştı. İkinci set neden 25-19 olmasın? Hadi bakalım evet, iyi hücum diyelim. İyi hücum diyelim. Evet. Burak amca ve 25. Evet. Evet. 25-19. Aynen. 25-19 bitti. Hemen başkana gidiyorum. Hemen sevgili başkanım. Başkanım neler söyleyeceksin? İlk setten sonra neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii liderle oynuyoruz. Sıradan bir takım değil. Büyük yatırımlar yapmış Cizre Belediyesi ile oynuyoruz. Karşılıklı, güzel, zevkli, rallisi uzun bir maç seyrediyoruz. En azından seyredenler, ekranları başında bizleri seyredenler voleybolda seyir zevkini tatmış olurlar. Ortada bir maç tabii grup lideri. Bu arada Cizre'den de çok güzel mesajlar geliyor. Sizlere misafirperverliğiniz biz, için. Biz tabii biz de oralara gidiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyoruz. Her yerde arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Biz sporu kardeşlik için yapıyoruz, dostluk için yapıyoruz. Onun için de elbette buradan ekranlar başında bizi seyreden Cizreli bütün spor severlere saygılarımızı sunuyoruz, sevgilerimiz ama böyle bir takımda zevkli bir oyun seyrediyoruz. Onun için de güzel geçiyor. Çekişmeli bir maç. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Yani, bu arada inşallah playoff'a kalırsak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmügüler'den de takıma bir takviye ve destek sözünü buradan ben kendi adıma deminden beri spor severler yazıyorlar. Artık her şey nasip kısmet diyelim, şans diyelim. Savaşacak takım. Cizre büyük ihtimalle playofflara gitmeyi garantiledi. Dolayısıyla bizim gibi geriden gelen takımlar da playoff için mücadele edecek. Burada birinci ile dördüncü olmanın bir farkı yok. İlk dört takım playoff'a gideceği için birinci olmuşsun, dördüncü olmuşsun sorun değil. Önemli olan ilk dörde girmek. Cizre biri garantiledi. Biz de ilk dörde olalım istiyoruz. Başkanım seni çok heyecanlı görüyorum bu arada.
mudur? Yok, şöyle maç zevkli olduğu zaman iyi oluyor. Maç zevkli bir maç seyrediyoruz. Onun için diyorum. Her iki takım da çok güzel. İnşallah yani, maç sonunda bütün oyuncular karakter koyuyor. Bir savaş koyuyor ortaya. Yani mücadele koyuyorlar. Artık sonucu ne olur? İki tarafa da gidebiliriz. Sorun değil. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet. Biz sendeyiz. Evet sevgili izleyenler. Başkanımla da yapmış olduğumuz röportaj. Oyun şu anda 1-1. Her iki seti 25-19. İlk seti Cizre 25-19 aldı. İkinci seti Akkuş 25-19 aldı. Bu maç kesinlikle final setine gitmedi. Çok keyifli bir maç var şu anda. Evet sevgili Metin. Final setine gittiğimiz zaman da üçüncü set en az bir takım bir sayı almış oluyoruz. Ümit'ciğim, üçüncü set her zaman müsabakanın seyri ve gidişatı için önemli bir settir. Üçüncü set mesaj verme seti. Evet. Yani ilk set moral motivasyon seti. İkinci set tutunma seti. Ama üçüncü set ise mesaj verme seti. Bakalım hangi takım diğerine mesajı verecek? İlk seti alan Cizre dedi ki biz buyuz dedi. Akkuş'ta siz buysanız biz de bu duruşu gösteririz dedi. Bence bu maçta her iki takım da puanla dönecek. İki set aldığı zaman en az bir puan almış oluruz. Aynen. O yüzden bir sayı Akkuş için de bizler için de çok çok önemli. Playoff'ta çünkü sevgili izleyenler 24 puanımız var. Hemen peşimizden gelen takımı da 24 puan var. Sosyal medya üzerinden izleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza da selam olsun. Aman hocamıza dikkat. Yukarıdan geldi. Sevgili voleybol topu da eski bir voleybolcu olduğum için beni de çok seviyor, evet. Sürekli geliyor ama. Evet, Cizre'den Ordu'ya selamlar, Cizre'ye başarılar dilerim demiş. Ağıt kardeşimiz, Agit İdiz, ona da selamlar. Oo. Evet, insanlığın tarihinin ikinci babası Hazreti Nuh'un şehri Cizre'den Ordulu kardeşlerimize selamlar demiş. Cizre günlüğü tekrar. Evet, evet şu anda beraberlik galibiyet var. Galibiyet çok çok önemli. Galibiyet sayısı çok çok önemli sevgili izleyenler. 1-1, 1 numarayla şu anda Burak Kamcı servis atışını kullandı. Evet, çok evet. Güzel, çok güzel. Hadi bunu sayı yapın. Güzel. Bravo. Güzel bir sayı. Evet. Şu anda Akkuş Belediyespor'da moral motivasyon olarak Akın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ben. Aynen. Gürgentepe'den Salih Şahin Akkuş'a başarılar dilemiş. Biz de Gürgentepe'ye bu tip maçlar ve etkinlikler evet. istiyoruz demişler. Burak Geçit kardeşlik kazanacak. Başarılar her iki takıma, Cizre'den selamlar. Şenel Türkmen haydi Akkuş demiş. Evet, yer değişikliği iyi olacak. Burası bize uğurlu geldi demiş. Cizre'den bir kardeşimiz de. Hadi bakalım. Oyun şu anda 2-2 sevgili izleyenler. Evet, Cizre Botanlılar taraftar grubu Mehmet Gürgenç'te Cizre'ye başarılar diliyor. Etkili servisler ama hadi çocuklar, hadi bravo Tuğberk. Evet. Babanın dualarıyla sevdi, bravo. Oo. Bravo, çok güzel Harun. 4 numarayla Harun, kaptan Harun. Havada asılı kaldı. Harikasın Harun, bravo. Çok güzel. Oyun şu çok anda güzel 3-2 sevgili izleyicilerimiz. Kaptanımız şimdi de 7 numarayla Osmanoviç'ten. Hadi etkili bir servis bekliyoruz. Evet. Osmanoviç servis atışını kullanıyor. Yüksek hadi bir Osmanoviç, top. Hadi etkili oğlum. Bir servis. Evet, 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 evet. Yalnız sanki hadi Osmanoviç. Tekrar Osmanoviç. Cizre'de iyi karşıladı şimdi. Onları kesinlikle da aklını verelim. Kesinlikle çok güzel bir seri var. Çok rally izliyoruz. Hadi bakalım. Oo! Gidiyor ve sayı. Harika bir set. Sayı Akkuş'un. Harika bir seri. Müthiş. Akkuş geliyor. Tebrik ediyoruz. Her iki takımı tebrik ediyoruz. Hadi bakalım. 4-2 şu anda sevgili izleyenler. Evet. Bu arada tabii Cizre'li dostlarımız da gücenmesinler, alınmasınlar. Ne olur güzel hareketlerin hepsine alkışlamak boynumuzun borcu. Evet, çok güzel bir plase Cizre'den. Evet, topu bravo. Çıkartamıyoruz. Güzel bravo. Bir plase, akıllı bir toptu. Gerçekten. Onlar da güzel bir sayı ile, akıllı bir 4-3 şu anda. Müsabaka şu anda Akkuş Belediyespor'un. İlk iki set 1-1. Setlerde eşitlik var. Üçüncü setteyiz. Bakın şu maçı al. Efeler Ligi'ne koy, sırtmaz. Aynen.
o şekilde keyifli bir maç izliyoruz. Hadi bakalım. Kaptan Harun. Evet. Emerson affetmedi. Evet. Eğer bu kadar belli edersen diyor hocamız bize buradan. O savunmayı da oradan yersin dedi. Biraz da kızdı oyuncusuna. Evet, müsabakada şu anda eşitlik 4-4. Var. Tabii Cizeli dostlarımızı sevindiren bir durum bu. Sporda gücen mi olmaz demişler. Eyvallah. Teşekkürler dostlarımıza da. Harun biraz önceki hatasını telafi Harun ediyor. İyi savunma. İyi savunma. İyi blok. Bravo. Harun tekrar ve sayı. Bravo. Blok out. Bravo kaptan. Bravo, evet, kaptan. Güzel bir sayı Harun. Aynen. Çok hırslı yalnız Akın. Efendim? Çok hırslı. Tekrar kendisi de servis atışını kullanacak. 4 numarayla Harun sevgili izleyenler. Kaptan Harun. 5-4. Seyir zevki güzel bir müsabaka. Akkuşlular, Cizreliler ekran başına. Evet. Evet, hadi Harun ya. Şunu bir yakmasan da. Şunu da. Ama işte tabii voleybol hatalar oyunu. Hata kesin yapılacak ki. Çok basit hatalar yapılabiliyor. Oyun şu anda 5-5. 5 numarayla. Emerson çok sert. Ergin Çalıkoğlu başarılar. Çok etkili servisleri var. Emerson servisini görüyorsun. Hadi bakalım. Hadi karşı. Çok etkiliydi. Devam. Tekrar devam içeri. Devam. Hadi güzel. Harun. İyi savunma. Savunma. Evet, güzel bir halde. Avantaj güzel bir halde. Osmanović. Emerson vurdu. Emerson iyi savunma. İyi savunma. Ve sayı. Ve sayı. İyi savunma. Bravo Melih. Melih'teki hırsı görüyorsun, evet, değil mi? Bize doğru geldi, evet, ve sevincini bizlerle paylaştı. Teşekkür Bravo ediyoruz Melih'e. Bravo. Hani burada kamera olduğunu zannetmiş olabilir, evet, ama. Yalnız Melih'in enerjisi bizde hissettik buradan. Lazımdı. Bravo, aferin Melih. Harika bir servis attı vardı. Harikasınız Emerson'dan. Evet. 13 numarayla şu anda Tuğberk sevgili izleyenler. Şu anda voleybol anlatımının biraz dışındayız sevgili izleyenler ama evet, evet, harika. Evet. Geliyor. Akkuş, evet, Belediyespor geliyor. İstanbul'a, Almanya'ya, Fransa'ya, yurt dışında izleyen tüm gurbetçi Akkuşlara selam olsun ama Cizre dostlarımızın da, onların da bu müsabakayı aynı inançla ve heyecanla hissettiklerini ve izlediklerini biliyoruz. Evet. O dostlarımıza da, kardeşlerimize de hak edenin, oyun şu anda. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun Ümit. Evet. İyi hücum mu gelecek? Savunma ama. Evet. Ah kaptan, ah. Yalnız hatanı oyuncular da farkında. Gerçekten hata yaptıklarında kendilerini de affetmiyorlar. Oyun şu anda 7-6 sevgili izleyicilerimiz. Tabii ki oyuncuların heyecanı ve motivasyonu bize yansıyor. Bizler de o heyecanı siz izleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Osmanović. Osmanović gerçekten orta Boşlak beyaz çizgiden neredeyse uçtu. Aynı zamanda Bosna Hersek milli takımında da Türkiye'ye karşı da oynadı. Oynayan bir oyuncu, evet. Aynen. Bu takımın en büyük kozu, en büyük şansı. Kesinlikle. 6 numaralı oyuncumuz. Burak. Hadi Burak. İyi savunma, iyi savunma. Ama. Bloktan dönüyor. Affetmeyen. Blok out. Bartoli. Emerson ve yabancıları Barreto çok etkililer. Emerson özellikle servisleri. Farkın açılmasına. Şu anda 9 numaralı oyuncuları Hacı Şahin. Ümit, çok zor bir top. Hilase. Evet. Bravo. Top bizde. Fileye dokunduğu için. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oyun şu anda 9-7. Oyunun yalnız çok başarılı. Bu arada her zaten iki takımın yedekleri de arada, kameraman arkadaşlarım da, reji. Her iki takımın yedekleri onlar de oldukça heyecanlılar. Yani playoff ayarında bir müsabaka izliyoruz. Belki de playofflarda karşılaşacak bu iki takım. Servis atışını kullandı. İyi hücum. Blok out. Osmanović de. Blok sayı. 9-8 Burak'ın sevgili izleyenler. Bloğu yeterli değil. Emerson affetmiyor. Gerçekten çok etkili. Kesinlikle. Cizre'de diyor ki biz de buradayız diyor. 12 numarayla Sercan. Evet. Servis atışını kullanacak. Bu arada Zonguldak'a da pas geçmeyin. Çok sayıda Akkuşlu var. Sercan. Ne kadar uzakta olsa Akkuş'a, Zonguldak'tan. Osmanović. Evet, Osmanović imza atıyor. Osmanović imza atıyor. Bakın. Erdem hocam, şu ana kadar en etkili oyuncular. Evet. Osmanović bizden, karşı takımdan da 3 numaralı ve 5 numaralı oyuncuları. Osmanović'in gerçekten
çok kritik anlarda gelen sayıları vardı. Evet. Affetmeyen. Çok başa baş giden bir mücadele. 8 numaralı oyuncuları Sefer, evet. Metin Sefer, Yeşiloz oldu. Evet, fark bir sayıyla 3. setteyiz. Setlerde eşitlik var. Servis atan Cizre Belediyespor karşılayan Akkuş Belediyespor. Baretto. Bir sayı farklı Akkuş Belediyespor önde. Evet, ilk kez yaktı. Bir servis. İlk kez yaktı. İyi ki de yaktı. Evet. Takımımız adına şans, rakip takım adına şanssızlık diyelim. 11-9 öndeyiz. Osmanoviç de çok etkili servis kullanıyor ama hata ihtimali de çok yüksek oluyor. İnşallah bu hata gelmez. Evet, hatasız bir servis. Hadi çocuklar, iyi savunma, iyi savunma. İyi iyi blok. Bravo, iyi savunma. Yalnız Akın bugün kaptan çok iyi. Akkuş'la Osmanoviç'i söylüyoruz ama gerçekten Hakan Harun da bravo çocuklar. Etkili bir. Harikasınız. Özellikle savunmada çok etkiledi. Evet, annelerinin, babalarının duaları var. Sevdiklerinin, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yöresinden selamları, sevgileri var. Bu arada Ahmet Şen, haydi Cizrem demiş. Mehmet Gürgen, Cizre Botanlılar Taraftarlar Derneği demiş. Başarılar diliyoruz demişler. Ve Sezai de başarılar Cizrem demiş. Evet. Akın şu anda 333 tane yorum yapmış izleyicilerimiz. Evet. Hani neden mesajları da okuyabilir misiniz diyorlar ama inanın hepsini okumamız mümkün değil. Şu elimizden an arada okuyabiliriz. Aktarmaya çalışıyoruz. Mustafa Varilci, tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Akkuş ilçemize enerji oyuncularını kutluyorum. Başkanımıza selam. Muhammed Tonbaş Akkuş Yener demiş. Emin kardeşim haydi Cizre dostluk kazansın demiş. Eyvallah. 150 bin Kadimşehir'i Cizre'den selamlar demiş. Cizre Botanlılar Taraftarlar grubu. Süpersiniz, süpersiniz Cizre Akkuş demişler. Mikail Özdemir Bursa'dan Ordu'ya selamlar. Melih Özdemir demiş. Nurullah şu anda 9-12 Osmanoviç servisini kullandı. Harika bir servis. Aman ama savunmadan dönüyor. O kadar etkili savunma, dönen top yani ve böyle nasıl hatalı kullandık. Evet, evet. Gerçekten Cizre'nin Metin aramış Filiz, olduğu hatayı aynen da buldu. 8 numaralı oyuncuları Cizre'nin, sevgili izleyenler, Sefer Yeşilöz, Metin Sefer. Bu arada Cizre'nin hala bir voleybol sahası yokmuş. Değil mi ya? Evet, böyle Cizre güzel, takımının böyle etkili bir takım. Evet, o da ilginç. Bu ayıp da o bölgeye yeter. Oradaki yöneticilere duyurulur. Evet. Üst iki hata peş peşe. Oyun şu anda 11-12. İşte bir hata sonucunda verilen iki sayı durum. Alınan sayılar çok rahat şu an kritik bir servis. Sefer Metin. Yeşilbaş. Yeşilöz, özür diliyorum kardeşimden. Hadi Osmanoviç. Adam tek başına neler yapıyor. Savunma. Takım da ona ayak uyduruyor. Bravo. Kaptandan dönüyor top. Evet. Bravo. Bravo. Gerçekten harikasın Harun takım. Bugün etkili. Harun etkili. Kaptan. Melih hepsi etkili. Osmanoviç etkili. Tuğberk. Tuğberk. Tuğberk etkili. Burak. Bu arada Krasnevski oyundan çıktı, alındı. Şu anda başhekem Kaptan Harun'u uyarıyor. Biraz daha sakin olalım diyor. Biraz daha eğer diyor sakin olursanız 14 numarayla ikinci yabancı oyuncumuz Kirli oyunda değil. İlk 6'da vardı. Daha sonra ya performansından veyahut da farklı sebeplerden hoca tercih etmedi şu anda. Evet, 4 numarayla Harun, Kaptan Harun servis atışını kullanacak. Evet, hakem sevgili izleyenler, hakemle koçumuzun ablası Muzaffer Şerife Baykuş. Muzaffer Şensoy da bizleri izliyor, selam gönderiyor. Muzaffer kardeşim geçen hafta çok talihsiz bir olay yaşadı. Sarı kart. Evet, hocamıza sarı kart geldi hakemden. Evet, bu anlamda. Ayhan maçı izlemiyor herhalde.
Hakemin gösterdiği sarı karttan sonra oyun biraz soğumuştu. Aslında bizim lehimize olacak olan bir 13-12 oyun şu anda sevgili izleyicilerimiz. Çok etkili bir servis. Emerson, gerçekten. Osmanović. Bravo. Gelmez dedik ama. Gelir. Evet, geldi. Tekrar yapma. Bu plase etkili kullandı. Evet. Biz savunmadan sonra dışarıda. Evet. Boyalı alan dışına ve sayı dışarıda, bize geliyor. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Yani tam çok ince bir ip üzerine sanki. Aldaki sayı beraberliği sağlayacaktı. Evet, farkında mısın? Tek yabancıyla oynuyoruz hala. Evet. Krasnovski. Biraz önce söyledim, 14 numaralı Kirli. Evet. Hoca tercih etmedi. Ya sakat ya performans, farklı sebeplerden dolayı bilemiyorum. 13 numarayla şu anda. Bu kırılma servisi mi olsun? Bu setin müjdecisi olsun diyelim. Çok erken ama. Güzel, evet. Güzel. Hadi Tuğber. Top bir şekilde bizde. Osmanović. Bravo, içeride. Etkili bir smaç. Hocam. Hakemin kararına bakıyoruz. Dedi. İtirazlar olsa bile evet. Sevgili izleyenler. Cizre adına gelen bir sayı. Oyun 14-13. Evet. Bu maçın bu kadar mücadele olacağını belki de kimse tahmin etmiyordu. Yok, Ümit. Liderle dördüncünün maçı. Heyecanlı bir maç oldu. Osmanović sevgili izleyenler. Gelmez o top dedik ama nerede o? Evet, blok out. Hakeme vurdu. Hakeme bir sarı kart buradan. Yalnız çok etkili smaçlar bir şekilde geri dönüyor. Bu anlamda sevgili izleyenler, sayı almak, çıkartmak gerçekten çok zor, çok güç. Evet, molayı mola alıyoruz. Molayı alan taraf Akkuş Belediyespor. Mehmet Aydın evet. Mola alıyor. Çünkü kontrolü şu ana kadar kontrol bizdeydi. Skor kontrolü de vardı ama bunu bırakmamak gerekiyor. Evet, salonsuz şampiyona selam olsun. Mehmet Güngenç. Hakikaten eğer böyle bir durum varsa voleybol adına çok üzgün ve skandal. Bu takım lider. Böyle bir takım. Böyle performans takım, gösteren lider bir takım. Voleybol salonu, sağa yok. Sağa yok. Gerçekten. Cizre'li yetkililer varsa buradan da onlara duyuralım. Böyle bir takıma her şey yakışır. Aynen. Çok zevkli bir müsabaka izliyoruz. Üçüncü set. İlk seti 25-19 Cizre. İkinci seti 25-19 Akkuş aldı. Üçüncü sette de beraberlik var. Son ana kadar heyecanı bol olan bir müsabaka izleyeceğiz. Osmanović. Ya Osmanović ne yapsın? Bütün topları Osmanović'e gidiyor. Savunmada. Evet, iyi bir savunma. Hücumda. Hadi çocuklar. Hakan yalnız çok da yoruluyor. Sıbacı vuruyor. Çok performans tabii. Harcayarak top geri dönüyor ve o anda sayıyoruz. Bu anlamda da gerçekten çok üstün bir performans sağlıyor bu program. Bu maçta. Hadi iyi savunma. İyi savunma. İyi bravo. Savunma. Osmanović evet. Ama sanki hemen kameraya İtirazlar bakalım. Da var. Kameraya bakalım. İtirazlar da var ama. Evet, Osmanović özellikle sadece topun çizgide olduğuna dair, içeride olduğuna dair itirazları maalesef ki sonuç vermiyor. Hemen pilot kameradan bakalım demek isterdim ama evet. Pilot kameramız şu anda bunun için uygun değil. İnşallah Efeler Ligi'ne çıktığında pilot kameramızda olur. 15 numarayla Eren Koparıcı. Hala eşitlik var. Servis atışını kullandı. Güzel bir smaç. İşte bu. Böyle olur dedi. Net böyle net bir sayı. Dedi. Melih net Özdemir. Sayı. Teşekkür ediyoruz. Burada Melih'e de ailesinden selamlar var. Onu da söyleyelim. 16-15 şu anda. Haydi Akkuş demiş. Coşkun Demirci. Bir sevdadır Akkuş demiş. Volkan Yücer. Bursa'dan Melih Özdemir'e Akkuş Belediyespor'a. Melih servis atışını hadi kullandı. Arkadaşının mesajından sonra. Oo! Evet sayı bizde. Sayı bizde. Evet 17-15. Böyle bir hataya ihtiyacımız vardı. Şu Cizre'nin anki hatasına. Bundan sonraki gelecek olan sayılar çok kritik sayılar. Setin belirleyici sayıları olma yolunda psikolojik hadi üstünlüğü ele geçireceğimiz sayılar. Melih, bu servis. Hadi Melih. Bir sayı daha. Hadi Melih. Melih. Gelmedi. Gelmedi bir ama şekilde geliyor.
İyi smaç. İyi savunma. Devam. Evet. Cizre'nin sayısı 17-16. Oyun sevgili izleyicilerimiz. Ümit hadi dediğimiz yaşamıyor. Gerçekten yani nazar mı değdiriyoruz acaba diye de düşünüyorum sevgili bazen. Sevgili Veli Eroğlu şampiyon Akkuş Spor demiş. Ona da selamlar sevgiler. Osmanoviç. Evet. Osmanoviç. Osmanoviç sevgili bu izleyenler. Bu imzasını atıyor Osmanoviç. 18-16. Çok kritik sayılara imzasını atıyor. Osmanoviç. Ve şu Yusuf anda Kutluk 12 başarılar numarayla Cizre Spor demiş. Ceyhun burada. Ahlat oyunda sevgili izleyenler. Burak Amcı yerine Ceyhun Ahlat oyunda şu anda. Osman Ayaz Cizre Botanlar taraftarlar grubu. Her maça gidiyoruz ama salon yok demiş. Bize amansız buradan bir sevda Cizre'ye selamlar demiş. Evet. Cizre'li yetkililere böyle bir takıma salon olmaması gerçekten bir kez daha düşünülüp düşünmesi gerekiyor. Hadi şu güzel servis. Şimdi yaz onu. Osmanoviç sevgili izleyenler. Osmanoviç. Osmanoviç kendini hayran bırakıyor. Evet. Diğer oyuncularımızı da sayıyoruz. Hepsi gerçekten evet. Çok etkili. Bu arada yarın Burak sabah. Burak Amcı, kaptan. Yarın sabah yine yayında birlikteyiz seninle. Evet. Akkuş'tan yayınımız. Osmanoviç'i de alalım bence yayına. Osmanoviç'i de yayına gerekiyor. Takımdan en azından kaptanı almamız gerekiyor. Evet. Şu evet, anda. Bu arada Intercom'a. Evet. 19-16 şu anda oyun. Ben de şapkamı çıkardım. Çıkarttım. Ben çıkartmıyorum biliyorsun. Yarın sabah TV52 yeni gün programı Akkuş'tan. Canlı yayın olacak. Canlı yayında olacak. Sabah 8'de. Ümit'le beni de görebileceksiniz. Akın Çiçek gündemin nabzını Akkuş'tan tutacak sevgili aynen. İzleyenler. Ünye'den bir skandal haber var. Ümit bir hakim ve savcı komşusu camına kağıt yapıştırıp arabanızı niye park ediyorsunuz dediği için gözaltına alınmış. Evet. Araya Ordu valimiz girmeseydi geceyi de zaten de geçecekmiş. Bütün bu olay ve detayları Korgan ve Fas'taki siyanürlü altın madeni fındığı ve tabii ki Akkuş'u konuşacağız. Evet hepsi yarın sabah saatler 8'i gösterdiğini Akkuş'ta TV52 ekibi canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Akın Çiçek yeni günde sevgili izleyenler. Evet. Evet. Hocalar gerçekten kritik maç. Hakemlerin işi de zor. Evet. 19-17 şu anda. Akın bu servisi kesin almamız lazım. Bu servis bu maç çok kritik bir maç. Akkuş Belediyespor'un tamamen önünü açacak bir maç. Ben varım. Kritik bir hataydı. Edecek oldu ve oyuncular da karşılıklı gerilişiyorlar. Evet. Sakin, sakin. Ya buradan Dostluk ve Spor'un fair play ruhuna yaraşır görüntüler vermeleri istiyoruz sporcuların. Evet. Ülke zaten gergin. Evet. Bir taraftan pandemi, bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan yaşanan diğer başka sıkıntılar. Sporun birleştiriciliğinde keyif veren bir müsabaka. Bir araya gelmemiz. Evet. Güzel bir savunma. Osmanoviç. Osmanoviç. Yakarım dedi. Evet. Yakarım dedi. Akkuş'u da yakarım. Ormanları da yakarım. Cizre'yi de bu sen sayıyla. Sen her maça gel Akın gerçekten. Evet. Vallahi Osmanoviç dediğim gibi gerçekten Osmanoviç harika. Bizi harika de bir müsabaka. Koşturdu. Bravo Osmanoviç. Bravo. Pandemi olmasa gidip sarılacağız neredeyse. Aynen. Ama Ümit Cizre'de hala gerçekten mücadeleyi bırakmıyor. Her an her şeyin Akın, olabileceği bir... Cizre şu maçı şuradan çok rahatlıkla çevirebilecek kapasitede bir takım. Ümit ilk sette de aynısını söyledin. Uğur olsun diye yapıyorsun sanırım. Yok değil. Yeter kesinlikle. Bu tekrara girdi. Yok ama yani gerçekten voleybol için yani 3 sayı hiçbir şey. Evet fileye temas var bu arada. Fileye temas var. Evet. Yok file özür dilerim. Hemen uyarıyor beni. Masadaki hakemiz. Dostlarım yok bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. 18-20. Bir şey yok. 18-20. Akın. Demokles'in kılıcı Erdem. Evet yani 4-5 maç sayılık bir seri her iki takıma kopartma anlamına gelecek. Umarım ki bu seti alırız sevgili izleyenler. Çok kritik bir set. Bizim için çok önemli bir maç.
14 numaralı Kirli. Savunma. Oo. Evet, dışarıda. Evet. Dışarıda 21 evet, oldu. 21. sayımız. 21. sayımız geliyor. Akkuş bu grupta Cizre'nin gücü biliniyor. Akkuş 4. sırada çok kritik bir maç. Şimdi Cizre'li dostlarımız yani, bir dakika bir şey de anlaşalım dostlar. Deminden beri burada bu müsabakayı olabildiğince tarafsız anlatıyoruz. Oradan bir kardeşimiz bir yazı yazmış. Kimse bizim terbiyemizle ilgili sınav vermesin. Bizim için Türkiye'nin her yeri bir. Cizre'de bir, Akkuş'ta bir. O yüzden ne olur. Deminden beri bu kadar söylediğimiz güzel bir söz üzerine. Hangi sayfa o? Amansız bir sevda. Kimse kimsenin terbiyecisi olmasın. Yapma kardeşim. Bak deminden beri Cizre ile ilgili o kadar güzel sözler söyledik ki Hazreti Nuh'un memleketi, medeniyetler diyarı Cizre'lilere evet, bu şeyler yakışmıyor. O yüzden ne olur. Biz asla bu ülkede evet spiker nereyi yakacak öyle diyor. Spiker bir yeri yakmayacak arkadaşlar. Bu sadece voleybolda kullanılan bir terim. O yüzden bu olayı sadece spor içerisinde bırakın. Olayı çirkinleştirdiğiniz anda bütün bizim de buradaki motivasyonumuzu düşürürsünüz. Cizre'de bizim, Diyarbakır'da bizim, Ordu'da bizim, Van'da bizim, her yer bizim. O yüzden yapmayın arkadaşlar. En güzel maç. Başarılar diliyoruz. En güzel mesaj bu. İyi evet, olanın kazanacağı bir maç olacak. Evet sevgili izleyicilerimiz 14 numarayla bu servis, 4 numaralık kaptan evet, etkili bir servis evet, harika evet, bir servis sevgili evet, izleyenler. Akkuş. Harun. Akkuş. Harun. Akkuş. Müthiş bir servis kullandı. 18-23. Akın Harun'u ben maçlarını izledim ama bu maçta kaptan bir başka. O kadar etkili bir çok etkili sevgili izleyicilerimiz. Evet. Güzel bir savunma geliyor Cizre'de Emerson. Yani güzel ilk sete imzasını atmıştı Emerson ama güzel bir sayıyla şu anda belki de biz de bu sette varız. Biz de bu sette. Arkadaşlar şimdi sosyal medyada da bakıyoruz diyor ki tarafsızlıktan bahsediliyor. Cizre'li arkadaşlarımıza selamlarımızı, dostluklarımızı gönderiyoruz. Ordu'nun televizyonundan izliyorsunuz şu anda. Akkuş Belediyespor'u biz tutuyoruz. Cizre'nin televizyondan izlesek Ordu oraya maça gelmiş olduğumuz zaman da inanın ki bizim kadar tarafsız olamazdınız. Bu anlamda da lütfen bravo, bravo, gerekiyor. Bravo. Evet, harika ses sayısı, bir ses sayısı geliyor. Ses sayısı geliyor Ümit. Ses sayısı geliyor. Ses sayısı geliyor. Şu anda Cizre şu anda sıkıntılı bir 3. set oynadı. Evet. 13 numarayla Tuğberk Sungur sevgili izleyenler evet, servis atışını kullanacak. Set sayısı. Set sayısı. Hadi bakalım Tuğberk. Hadi Tuğberk. Evet. İyi savunma. Ve set geldi. Hakeme bakıyoruz. Evet. Ve set geldi. Cizre adına 25 üzücüydü. 19. İnşallah diyoruz. Onlar adına 25-19. 25-19 bütün oldu. Bütün setler 25-19 bitti. Oldu. Bu da çok aynen, ilginç. Umarım keyifli bir müsabaka olur. Umarım güzel bir müsabaka olur. Tüm voleybol severlerine keyif aldığı bir müsabaka olsun. O yüzden sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız sıkıntı yok. Kenan Turan diyor ki spiker kardeşim maçı tarafsız sunduğunu biliyoruz. Akkuşlu olduğun için biraz heyecan katman gayet normal. Keyfinize bakın. Cizre'den selamlar. Teşekkür ediyorum değerli kardeşim, anlayışlı kardeşim. Kenan Turan, Cizre'ye selamlarımız, sizlere dostluklar, dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Ve dördüncü sette buluşacağız. Sevgili dostum, siz bu mesajların hepsini biz sizleri hakikaten burada Akkuşlusu Cizre'si ciddiye aldığımız ve değer verdiğimiz için okuyoruz. Okumazsak sadece şurada bir yazı olarak kalacak. Ne olur. Gönüllerimizi zaten memleketin zor zamanlardan geçtiği bu günlerde ferah tutalım, hoş tutalım. Meslekte 30. yılını dolduran iki tane tecrübeli sunucu dostlarınızın anlattığı Karadeniz'in incisi ve Ordu'nun en güzel ilçesi Akkuş'tan selamlar, sevgiler, saygılar diyelim. Spor dostluk, spor kardeşlik, spor barış demek.
iyi olanın kazanacağı bir müsabaka olsun ve iyi olanın kazanacağı bir maç olsun. Bakalım tiebreak setine gidecek mi? Hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz. Tiebreak setine gidecek bir maç mı olacak? O yüzden Ümit'ciğim, suyumuz yok ama susuz kaldık burada. 60'a gelip maç öncesi yorumlar yapılıyordu. Cizre'nin gerçekten çok çok etkili bir takımı oldu. Gerçekten çok etkili bir takım. Ama Akkuş şu ana kadar izlediğimiz takım. Garantilediler ama. Evet. Akın belki onun rehaveti de olabilir. Ama şu anda Akkuş'un gerçekten direnci, oyunu diğer maçlara göre çok çok üst seviyede. Bu anlamda da her iki takımı tebrik ediyoruz. Umarım ki her iki takım da playoff'ta bir üst ligi, Efeler Ligi'ni el ele çıkarlar. Böyle bir temennimiz, böyle bir beklentimiz var. Üçüncü set başlamak üzere. Şu anda baktığımız zaman başkanın da keyfi yerinde. Son set mi olacak yoksa tiebreak seti mi olacak? Evet. Ya tamam ya devam seti. Son set olursa harika bir... Son set, bu set bizim için son set olursa Akkuş adına güzel. Ama Cizre için de ya tamam ya devam için önemli bir set. Her şeylerini ortaya koyacaklar. Biraz düştüler moralleri, motivasyonları. Emerson da, yabancısı da biraz moral olarak düştü, motivasyon olarak düştü. Ama eğer bu seti verirsek Cizre tiebreak setini kopartır bu arada diye düşünüyorum. Hem Voleybol Federasyonu'na hem de Gençlik Spor Müdürlüğü'ne, Cizre'ye özellikle bu takımın salonunun olmadığını duyuyoruz. Bence bu kadar iddialı bir takımın da salonun olmayışı bir ya, handikap. Efeler Ligi'ne çıkacak Akın bu takım Cizre. Düşün, salonu yok. Bu anlamda gerçekten oradaki yetkililere sesleniyoruz. Bravo, bravo. Evet, ilk sayı geliyor. Osmanović. Osmanović'e gerçekten ayrı bir parantez açıyoruz. Aynen. Osmanović. Çok şey katıyor bu takıma. Osmanović. Evet. Hakan Zeybekoğlu kardeşim, selamlar, sevgiler diyelim. Kenan Turhan. Evet. Şu anda oyun 1-1. 1-1 oldu. Evet sevgili izleyenler, 3. setteyiz. Akkuş Belediyespor 2-1 önde setlerde. 3. set ya tamam ya devam seti. Su var mı ya? Evet. Oyuna tekrar dönüyoruz. Evet. Cizre Belediyespor ikinci sayısını alıyor. 2-1 önde şu anda sevgili izleyicilerimiz. Evet, şu anda müsabakada 4. set oynanıyor. 2 set Akkuş Belediyespor ile 1 set Cizre. Cizre için tamam mı, devam mı seti? Evet, dışarıda. Dışarıda arkadaşlar, dışarıda. Evet, hakem sayı bize verdi. Bizde 2-2. Bizde 2 itirazlar geliyor Cizre kanadından. Topun ben dışarıda olduğunu dışarıda gördüm hani. Sen de mi? Erdem hocam, neydi bu? File hatası verdi. Topun içeride veya dışarıda olması ile alakalı bir durum değil. Servisi kullanan 2-2 oyun. Oo! 3 numarayla çok etkili servis. Akın nasıl çok yükseldiğini gördün değil mi oyuncunun? Barreto harika bir yükseliş, harika bir vuruştu. Aynen öyle. Kesinlikle her takımın bünyesinde katmak isteyecek olduğu bir oyuncu. Boyuna baktığı zaman çok yüksek değil gibi ama müthiş yükseldi. Müthiş bir servis. Dışarıda. Evet. Akıllı bir hareketle Batuhan gelen topun dışarı çıkacağını fark etti ve oyun şu anda 3-3. Erdem abi. Evet, pandemi dolayısıyla sevgili izleyenler bu maç seyircisiz oynanıyor. Ah kaptan, yapma kaptan. Evet, bu arada Osmanović'i getirin, Efeler Ligi'nde lazım olacak demiş Cizreli kardeşlerimiz. Evet. Vallahi şimdilik bizde. Yalnız Cizre'de gerçekten çok iyi oyuncular var.
Rakip takımın da hayranlığını kazandı, onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Cizli spor severler de. Bu arada savunmadan çıkıyor. Barreto'dan blok out. Tekrar evet. İlk setteki o şey görüntüsüne geldi. O hırslı görüntüsüne geldi. Onu da söyleyelim. Bu arada evet. Mehmet Sundur haydi oğlum. Haydi Akkuş demiş. Sevgili Tuğba Erkin babası. Onlar da yani şu anda sporcu annesi babası teyzesi yakını olmak her iki takım için de çok zor. Osmanoğlu için istiyorlar. Evet. ödünç olarak alacağız. Efeler Ligi'nde diyor. Her vallahi, iki takım da inşallah Efeler Ligi'nde seneye mücadele bu eder. Bu arada servislerde de çok sayı kaybediyor maalesef. Evet. Her iki takım da izleyicimiz de aynı şeyi söylüyor ama. 13 numarayla Tuğberk Sungur sevgili izleyenler. Hadi Tuğberk. Cizre önde bir sayıyla beraberlik sayısı olsun. Oo. Ve 9 evet. numarayla Hacı Şahin çok Hacı iyi yükseldi. Hacı Şahin çok etkili. Çok etkili bir oyuncu. Yedek kulübesinin de coşkusu şu anda. Kameraman arkadaşlarım ara sıra yedek kulübelerini de göstersin. Oyuncuların. Bu arada Cizre'den bir grup vardı orada. Botanlılar grubu demiş. Onlara da selam olsun diyelim. Evet. Evet. İşte bu türlü hatalı servisler bizim gerçekten işimize yarıyor bu anlarda. Oyun şu anda 6-5. 6 numaralı Burak Köse. Servis atışını kullanacak. Burak servis atışına hazırlanıyor. Hadi çocuklar atışında. Beraberlik gelsin. Hadi beraberlik gelsin. Top, paylaşılamayan evet. top. Osmanović. Bravo, bravo. Evet, itiraz ediyor. 4 top diyor. Boşluğu ama nasıl gördü evet. Osmanović? Boşluğu çok güzel gördü. Evet. Beraberlik kesinlikle. Sayısıydı. İtiraz ediyor ama bakın evet. bir hatalı bir şey yoktu bence. 4 top oldu gibi itiraz ediyor Cenk Hoca. 4 top gördüm ama müsabakanın baş hakemi de orada bulunan hakemler de hakem de aynı kanıda değil. Aynı. Ve Osman Avuç boşluğu köşedeki boşluğu çok iyi gördü plaseyle beraber. Sevgili izleyenler oyun şu anda 6-6. 6 numaralı oyuncu Burak Köse bakalım servis atışını kullandı. Evet. Boyalı alanın dışında sayı evet. bize Ümit oyun 6-4'tü. 7-6 oldu. Evet. 3-0'lık bir seri yakaladı. Hadi bakalım. 6 numarayla Burak Köse. Burak'ın servisleri iyi geliyor bize. Evet. Hadi Burak. Biraz etkili olsun. Hadi Burak. Hadi Burak. Hadi Burak. İyi savunma. İyi savunma. Dışarıda. Tekrar dışarıda. Evet. Emerson no 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 diyor. İtiraz ediyor. Emerson'un itirazları var. 8-6. Hocamızın itirazları var. Akın çok evet. etkili bir smaç ama gücü de kontrollü kullanmak lazım. Evet. Güçlü vurayım derken top kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkabiliyor. Bir haladan Burak... yeğenine mesaj. Yeter halamız diyor ki Yeter Yıldız. Tuğberk halacığım başarılar diliyorum demiş. Evet. Tuğberk'in bütün aile şu an ekran karşısında. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beşinci hadi sayı olacak. Beşinci sayı olacak eğer bunu alırsak yakaladığımız seri. Evet. Top evet, içeri giriyor. Evet, Osmanović. Evet. Osmanović. 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 Evet sevgili Osmanović. İzleyenler. Beşinci sayı, evet, beşinci beş sayılık sayı. Bir seri yakaladık. Evet. Harika, biraz, harika. İtiraz. Evet. Gergin. Altı numarayla Burak Köse sevgili izleyenler. Altıncı kez peş peşe servis kullanıyor. Bakalım bu servisi olursa. Oo, evet. Tekrar bizde evet, 6 sayılık evet. bir seri yakaladık evet, Akın. Evet. Oyunda dengeler tamamen aynen. değişti şu anda skor aynen. dengesi. Burak 7. kez servis şu kullanıyor anda şu anda. Aldı. Evet. Akın şu bu anda maçta, her şey Akkuş için, Cizre için sıkıntılı bir. Bu maçta bir... ilk defa oluyor bu. 6 sayılık bir seri, 4 sayılık bir seri bile olmadı bu maçta. Ve şu anda bu sayı alırsa Akkuş 7 sayılık bir seri yakalamış olacak. Ya çok büyük bir avantaj. Bundan sonra işler çok daha basit. Eğer Akkuş maçı buradan verirse gerçekten ya tecrübesizlikten veyahut da bu stresi kontrol edememekten kaynaklanacaktır. Ümit tüm voleybol severlere bir kere daha selamlar, sevgiler, saygılar. Saat 13'te başladı müsabaka. İlk seti 25-19. Cizre Belediyespor oldu. Cizre 1. Akkuş 4. sırada. Son 2 set 25-19. Akkuş Belediyespor'un lehine oldu. Eğer bu seti Akkuş alırsa lideri yenmiş olacak. Burak
7. kez servisi kullandı. Evet. Yine temas var. 12 numara tekrar Abanoz'dan. Bize sevgili izleyenler. Evet, o da zaten temas çok centilmence kendisi de kabul etti zaten. 8 sayılık bir evet, seri. Aynen. Çok sık evet, görmeye alışık olmadığımız bir durum. Şu anda 9. kez 11-6 servis atışını kullanacak Burak. Hadi Burak, iyi geliyorsun takıma servis atışlarına. Savunma. İçeride atıyoruz. Evet. Evet, top dışarı çıktı ama 8 sayılık bir servis seri geldi. Oyun şu anda 11-7 sevgili izleyicilerimiz. Bence çoğu gitti, zoru gitti, azı kaldı. Her iki hoca da sarı kart gördü bu arada. Hocamızın da bir önceki sayıda itirazı vardı orada. Arkasından gelen iki tane de Cenk Hoca'yı da biraz kızdırdı. Cenk Hoca'yı da o da itirazlarını ilk kez sinirlendiğini gördüm. Bu 4 sette onu da söyleyelim. Güzel. Çok güzel bir sayı. Bravo Melih. Harika Melih. Bravo Melih Özdemir. Bursa'dan Melih'e selam gönderen yalnız arkadaşları, dostları. Bugün Akkuşlu oyuncular aynen öyle. Harikalar yaratıyorlar. Başka şeyler yapıyorlar. Evet, tebrik ediyoruz. Gidiyor geliyor. Bir o tarafa bir bu tarafa diyoruz ama o yüzden biz de itirazını ne olduğunu hakem arkadaşımızdan duyuyoruz. Oyun şu anda 12-7. Ümit, şu an tabii bu set bitmiş değil. Maç da bitmiş değil. Her an her şey olabilir. Burada moral, motivasyon çok önemli. Salonsuz lider Cizre. Cizre bu maçı verse bile lider olmaya devam edecek. Gerçekten çok büyük bir avantajı var bu grupta. Playoff'ları garanti neredeyse. İnşallah önümüzdeki sene Efeler Ligi'nde her iki takımla mücadele eder. Hem Cizre şimdi, hem Akkuş. Moladan nasıl dönecekler Ümit? Bakalım moladan nasıl dönecekler? Önemli bu. Bursa'dan Kaptan Harun'a ailesine selamlar demiş Tuncay Tubay. Hadi Melih. Bakalım Cenk Hoca oyuncuları dinlendirdi. Bakalım ne olacak şimdi, hep birlikte göreceğiz. Haydi Melih, hırsını göster. İyi savunma, iyi savunma, zor yer. Ve top. Top evet, içeride, top içeride. Özür dilerim. Ya yani şanssızlık anı, evet, top içeride. Söylenecek tek kelime. Cizre için şans. Akkuş için şanssızlık. Ümit, hani Akkuş adına inşallah tiebreak kalmaz ama kalırsa muhteşem bir tiebreak seti olur ama inşallah kalmaz diyoruz. Evet. Kendi takımımız adına. 4 sayılık bir fark. Cizre adına da inşallah seti uzatırlar diyoruz ama. Oo, Osmanović. Yok böyle bir şey. Osmanović yani yok gerçekten böyle bir şey. Yani gerçekten durdurmak çok zor bugün Osmanović. Bugün diyor ki my name is Osmanović. This is city in Akkuş. No comment diyor. Evet, gerçekten geçiş yok diyor. Evet, kötü bir servis. Esprilerin işe yaramıyor yalnız. Ya tabii çok heyecanlıyız. Ailece izliyoruz. Hop okuyoruz, hop kalkıyoruz İstanbul'dan. Selamlar demiş Akkuş Spor'a. Şükrü Filiz'e de selamlar. Kaptan Harun'a ve ailesinden selamlar. Evet. Tuncay Tutay mesaj göndermiş. Kaptan Harun da bugün harikalar yarattı. İşte Harun. Aldım selamı gönderdim İstanbul'a diyor. Harun selamı gönderdi. Selamınızı aldı. Gönderdi. Dedi ki dualarla, selamlarla evet, vurdum dedi. Ve şu anda evet, müsabaka. Evet. Bugün Harun oyunda görünmeyen kahraman sevgili izleyenler. Evet. Aynen müthiş, öyle. Osmanović. Osmanović. Bakalım kullandı. İyi savunma. İyi savunma. Güzel blok. Evet, karşılayan Cizre'li oyuncular. Hadi bakalım. Blok. Tekrar blok. Evet. Bu top da çıktı. Barotelli'ye gelecek etkili servis atan. Cizre tekrar bir bloktan geliyor. Evet. Oo, çok güzel bir halli oldu. Güzel, çok güzel bir halli. Voleybol adına gerçekten çok güzel hareketler. Harun. Bravo. Özür diliyorum. 13 numarayla. Akkuş Belediyespor. Sevgili izleyenler. Lidere karşı oynuyor. Namağluptu Cizre. Geçen haftaya kadar bu ligin lideri. Geçen hafta ilk mağlubiyetini almıştı. İkinci mağlubiyet mi geliyor? Evet. Cenk Hoca oyuncu değişikliğine gidiyor. Osmanović. Evet. Biz de playoff'ta varız diyor Akkuş Belediyespor. Buradan tüm rakiplerine de diyor ki biz iyi bir takımız ve bunu gösteriyoruz diyor. Cizre'nin evet, birinciliği altı zaten. 6 numarayla Emre evet, giriyor. 5 numaralı son oyuncu. Emerson oyun dışında. Evet. Brezilyalı.
Brezilyalı oyuncusu. Osmanović. Hadi Osmanović. Hadi Osmanović. Bravo Osmanović. Harika bir servis. Etkili bir servis geldi. İyi savunma ama tabii bunu, bunu yapacak bir şey yok. 15-10 oldu. Şimdi bundan sonraki hücum ve sayılar çok önemli. Evet. Tam böyle kırılma mı, tamam mı, devam mı? Ya maça ortak olacaklar ya da Akkuş. İzleyicilerimizden 400'ün üzerine mesaj gelmiş Akın. Bu da spora evet, ne kadar özlem duyduğunu evet. gösteriyor. Harun evet 13 numarayla. 16-10. 16-10. Böyle bir enerji görüyorsunuz oyuncu değişiklikleri. Kaptan Harun kullanıyor. Başkentten selam Hüseyin Köse. Akkuş'a başarılar diliyorum demiş. Mehmet Fulgur sen yaparsın Akkuş demiş. İsmet Günday Gülyalı'dan selamlar demiş. Harun Yakup servis Som, atışını kullanacak. Güzel Akkuş'umuza selamlar demiş. Teşekkürler. Hoca da sarı kartlı olmuş olduğu için hakem uyarıyor sevgili izleyenler. Aman aman kaptan. Harun nazar şimdi değdirdik. Nazar değdirdik kaptana. Gerçekten. Olsun bu nazarı olsun. Bu nazarı. Evet. 16-11. Akın. 8 sayılık bir seri yakaladık. 4-5 sayılık bir seride oyunun dengesi tamamen değişebilir. O yüzden yani kontrolü hiçbir zaman elden bırakmamak gerekiyor. En ufak bir hataya bile olsun demek lazım. 13 numarayla yalnız. Gerçekten çok etkili bir serviste. Harika bugün bir sayı. Harikalar yaratıyor. Harika bir sayı. Yani penaltı diye tabir edecek olduğumuz şekilde savunmaya hiç şans vermeden kullanılan bir smaç. Şu anda Cizre'de smaç. Moraller biraz düşmüş, motivasyon düşmüş gibi görünüyor ama Cizre'de çok kaliteli bir takım. Bu ligin lideri bunu unutmayalım. Sen söylemiştin ben de söyleyeceğim. Her an her şey olabilir. İşte evet. Aynen. Bakın. Tuğberk'i babasına şikayet ediyorum. Lütfen şu servis için daha sonra Tuğberk'i uyarın. Şaka bir yana oyuncularımız elinden geleni yapıyor. Tüm her iki takımın oyuncuları da elinden gelen her voleybol adına burada çok zevkli bir maç izliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Evet işte. Bu da bizim yalnız bir şey söyleyeceğim. Akın. Eğer ortada bir şans faktörü varsa, şans faktörü bizden yana. Aynen. Bunu hiç yadırgama iş yapmamamız lazım. Küçücük şanslar ve şanssızlıklarla Cizre çok sayı kaybetti. Evet, 12 numaralı bunu da söyleyelim. Sevgili Cizre Belediyesporlu Sercan Abanoz. 6 numarayla Burak tekrar servis kullanıyor. 8 sayılık bir seri yakalamıştık. Hadi, hadi Burak. Tekrar hadi Burak. İyi gelir umarım. Hadi Burak iyi gelir. Burak'ın servisleri. Dışarıda. Evet sayı bizde. Ümit. 19. Daha erken ama geliyor. Maç geliyor Ümit. Geliyor. Evet. Maç geliyor. Çok ben arkam dönüp başkana bakıyorum. Başkan da evet, başkan heyecandan mutlu. Yerinde duramıyor. Rakip takım üzgün. Sağlık evet. olsun. Sağlık olsun diyelim. Ama tabii hadi yine aynı Burak. Şekilde bu dizilimde evet zor bir top. Evet. Evet. Bravo Candan 18 numaralı oyuncuları Ali Candan. Çok etkili bir Volkan Yücer, sevgili spikerlerimiz, Merzifon'dan gelen selamları da alırsanız seviniriz. Merzifon'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlarınızı evet. alıyoruz dostum. Kritik bir servis, çok kötü bir servis. Çok kötü bir servis. Çok kritik bir hata. 20. sayı 13. Ümit. Evet. Maç geliyor. 2 saattir. Evet, 2 saattir. Bu müsabakayı anlatan bizler. Bu seti alırsa 3-1 skorla müsabakayı kazanacak Akkuş Belediyespor. Evet. Hadi bakalım Melih. Bravo. Geldi. Güzel savunma, güzel smaç. Top dışarıda. Evet. 20-14. Temel Sönmez İstanbul Küçükköy'den 3 kızım ve 1 torun heyecanla bu maçı izliyoruz diyoruz. Çocuklara evet. da akın voleybol sevgisini gösteriyoruz bu maçlarda beraber. Denize geçtik şimdi derede aman boğulmayalım. Metehan Aklı. Evet. Hadi bakalım. Hadi Osmanović. Etkili bir servis. Şimdi savunma var. Fileye temas yaptı. Evet. Söylüyor. Osmanović. Kabul ediyor. 20-15. Evet. En kritik ya devam ya tamam. İşte şu iki servis. İyi savunma.
Hadi iyi savunma Akkuş, iyi savunma Cizre'den de. Evet. Kaptan. Aa, kaptan. Dışarıda. Top sayı bizde. Evet. Maç geliyor. Maç. Maç geliyor. Maç geliyor. Hadi bakalım maç geliyor. Evet. Evet. Evet, Kemal abim de burada. Sevgili Kemal Cizre Cemeci karşısında hocam. Karşısında. Ordu böyle voleybolunun önemli isimleri Erdem Hoca, Kemal Hoca, onlar da buradalar. Evet. 12 numarayla Ceyhun Ahlat sevgili izleyenler. Ceyhun servis atışını kullanıyor. Yapma Ceyhun, yapma bunu. Evet. Ya bunu kaçırmayın. Çok yani yapmayın. Çok bir şekilde bir topu karşıya ulaştırmamız gerekiyor. Yapma Ceyhun. En azından takım mücadele ederek Cizre sayı alması gerekiyor. Yani inan ki çok kritik hatalar. 16-21. Yine de çok çok büyük bir avantajımız var. Evet. Osmanovic'in acaba futbolda oynayabiliyor mu diye çok merak ediyorum. Osmanovic gerçekten çok etkili, evet, bir oyun çıkarttı bu maçta. Yusuf Tuncer haydi Cizre diyor. Çok tehlikeli bir sayı bu sayı bak ya. Sette kalacağız dediler. Bravo, evet, sayı. 13 sayı numarayla. Sayı 22 maç. Melih Özdemir. Evet, set. Yavaş yavaş Melih geliyor. Geliyor geliyor Ümit. 3 sayı kaldı. Fark 7 sayı oldu. 6 sayı, özür diliyorum. Mehmet Şen, Cizre'de çok yetenekli sporcular var. Hatta güreş, boks branşında Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmuş sporcularımız var. 3. lig ve bölgesel ligde ama ne yazık ki malzeme yok, salon yok diyor Akın. Evet, servisimiz geliyor. Hadi Akkuş. Top dışarıda. Yapmayın arkadaşlar. Oyuncularda bir heyecan, gereksiz bir heyecan görüyorum. Sevgili... Evet, 3-5 sayılık fark yine devam ediyor. 22-17. Şey çok önemli bak. Biraz önce daha rahattın sen ama şu anda maçın sonlarına doğru çok daha gerildin. Maçı izliyoruz şu anda sevgili izleyenler. Hadi çok kritik bir servis. Hadi çocuklar. Evet, gelmedi bu sayı. İyi savunma. Savunma. İyi savunma. Devam. Güzel, güzel savunma. Sayı mı geliyor? Sayı mı geliyor? Sayı. Sayı, sayı geldi. 14 numaralı Kirli sevgili, evet, izleyenler. 23. sayı. 23-17. Evet. 6 sayılık fark. Ya voleybolda her an her şey olabiliyor. 6 bu saatten sonra fark. Olmasın. Bu saatten sonra olmasın. Ya bugün olmasın, evet, en azından. Bugün olmasın. Bu sayı benim için demişti. Evet. Evet. Kaptan sevgili izleyenler. Kaptan. Akkuş Res Enerji'ye de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Voleybola verdikleri destekler. Hadi kaptan, hadi kaptan. Evet, maç sayısına az mı kaldı? Bilhassa güzel savunma. Şimdi iyi bir oyun bekliyoruz. Vurdu ve... Ve Kirli, evet. Maç sayısı geliyor. Maç sayısı geliyor. 7 kez maç sayısı. 7 kez maç sayısı. 24-17. Maç sayısı. Ümit, her iki takımı da kutluyoruz. Eğer bu maç... Cizre'deki kardeşlerimize de selamlar, evet, sevgiler. Sürçülisan etsek Apola, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Laz abası, Abazası, hepi bir dostluğun, kardeşliğin, sporun kazandığı bir müsabaka olsun diyoruz. Ve müsabakayı Akkuş Belediyespor kazandı. Akkuş'u tebrik ediyoruz. Akkuş Belediye lideri geliyor. Harika, evet, harika. Ümit, sen hemen röportajlara, evet, ben buradan devam edeyim. Gerçekten güzel bir müthiş oldu. Bir maç oldu sevgili, evet, izleyicilerimiz. Cenk Hoca'yı da, Ümit Cenk Hoca'yı da alalım. Cenk Hocam da, Cenk Hocam, Ümit, Cenk Hoca'yı da alalım. Ümit, hemen Cenk Hoca'yı, hemen sizi alalım. Hemen. Hocam şöyle. Evet, Cenk Hoca'yla röportaj yapacağız. Müsabaka, evet, 3-1 Akkuş'un yine sonuçlandı. Sporun barışlık, barış olduğu, sporun kardeşlik olduğu. Evet, sevgili izleyicilerimiz şu anda Cizre Belediyespor takımı ve hocamız burada. Spor hocam, severlerin çok iyi bir takımımız var. Tebrik ediyoruz. Cizre'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Spor dostluğu. Geçen hafta ve bu hafta maalesef isminiz olmadı. Nasıl bir yorum yapacaksınız hocam? Ya bize özellikle şöyle söyleyeyim. Akkuş'u tebrik ediyorum. Çok iyi top oynadılar. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. Bundan sonra, bundan ders çıkarttık. Bundan sonraki maçlara artık galip geliriz inşallah. Hocam tebrik ediyoruz. Çok iyi bir takımınız teşekkür var. Ederim. Çok başarılısınız. Teşekkür ederim. İnşallah Efeler Ligi'nde Akkuş gerçekten zaten tahmin ettiğimiz gibi. Akkuş deplasmanı
zorlu geçeceğini biliyorduk ama bu kadar değil yani. İyi top oynadı. Tebrik ediyorum. Hocam iyi yolculuklar diliyoruz sizlere. Çok sağ olun. Bundan sonra Akkuş'a başarılar diliyorum. İnşallah. Cizre'ye buradan selamlarımızı da gönderiyor sevgili izleyicilerimiz. Kaptan. Hemen kaptan da almak istiyorum. Kaptan, bugün bambaşkaydı Akkuş. Zaten öyleydi. Lideri burada yendik. Çok keyifli bir maç. Neler söyleyeceksiniz? İlk öncelikle arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tüm teknik ekibi, yönetimimizi. İlk maçta Cizre'ye gittiğimizde hiç oyuna giremedik. İmza atmadım. Hiç oyuna giremedik. Abi görüyorsun, bugün takım olduk. Kazanmak istedik. Kazandık. Orada mağlubiyet almıştık. Onun acısını burada çıkardık. Bizi hedeflediğimiz yol doğrultusunda playoff'a gideceğiz inşallah. Evet. Peki sizi çağırıyorlar. Fotoğraf verecekler. Çok teşekkür ediyoruz kaptan. Evet sevgili izleyicilerimiz. Müthiş bir maçtı. Şu anda bu sevinç Akkuş Belediyespor voleybol takımının hakkı. Lideri kendi evlerinde 3-1 net bir skor, net skorlarla yendiler. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Bütün Akkuşlu hemşehrilerimize, ordulu hemşehrilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Nasıl bir mutluluk, nasıl bir coşku görüyorsunuz? Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Hocam tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Maç öncesinde hepimizin aklına sorular vardı. Cizre lider ama Akkuş bambaşka idi bugün. Konsantrasyon, form, hepsi müthişti. Nasıl yorumluyorsunuz hocam? Bu maça biz sezonun ilk ikinci maçından itibaren hazırlanıyoruz. Çünkü ilk yarının ikinci maçında deplasmanda kötü bir şekilde Cizre'ye kaybetmiştik. İkinci maç kendimizde almamız gereken maç. Bizim için bir tek Cizre değil, kaybetmiş olduğumuz deplasmanda Türşat'a, Malatya'yı ve Hatay Büyükşehir Belediye'yi yendiğimizde daha önlere çıkacağımızı biliyorduk. Bunun için bu hafta bu şekilde hazırlandık. Oyuncularım da bütün söylediklerimi yerine getirdi. Başta onlara olmak üzere hepsine çok teşekkür ederim. Yönetimimize, bize destek veren taraftarlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, beni izleyen aileme de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımız devam edecek. Nasıl bir maçtı sizce? Siz önce kendinizi tanıtın. Voleybol il temsilcisi Kemal Cebeci. Kemal hocam, özür diliyorum. Nasıl bir maçtı hocam? Vallahi bugün her şeye değdi yani. Evet. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Akkuş'a böyle bir maç izlettikleri için. Ancak şunu söyleyebilirim. Akkuş gibi bir yerde böyle bir takımın çıkması bizim için övünç kaynağı. Kesinlikle. Böyle bu takımın bir başka yerlerde bunun gibi takımların başka ilçelerimizde olmasını çok arzu ediyorum. Lazım. Örnek olması lazım. Benim üzüntüm burada. Evet. Bugünkü bu maçı izleyenler, gerek televizyondan gerekse burada canlı olarak izleyenler insanlar herhalde çok güzel zevk almışlardır. Kesinlikle. İnşallah bunun devamı Efeler Ligi olsun diyorum. İnşallah. Ordu'da da Akkuş gibi bir ilçede Efeler Ligi'ni temsil edelim diyorum orada. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Akkuş'ta böylesine güzide bir takım neden Ünye'de, neden Fas'ta, bütün ilçelerde olması gerekiyor. Başkanım gerçekten takım kurarken sizin emekleriniz, hayalleriniz vardı. Hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Spor adına, voleybol adına, Akkuş adına, Ordu adına. Burada böylesine üst seviyede bir mücadele. Bu maçı al Efeler Ligi'ne koy hiç sırtmazdı. Nasıl yorumluyorsunuz başkan? Ne evet, yapacaksınız? Ben öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Evet. TV52 ailesine teşekkür ediyorum. Şu anda buradaki maçı bütün dünya seyrediyor. Kesinlikle. Oyuncularımız, yabancı oyuncularımız var. Bunların ailesi yurt dışında seyrediyor. Ordulu, Akkuşlu hemşehrilerimiz var. Yurt dışında seyrediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından Cizre'li seyrediyorlar. Cizre'li hemşehrilerimizden çok selamlar geldi. Evet, Cizre'li hemşehrilerimize de biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bize sponsor olan, destek olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında bu maçı seyrediyorlar. Bu maç seyrettiğim seyir zevki en yüksek maçtı bu sezon. Yani böyle bir maç. Ben diğer rakiplerin maçlarını da seyrediyorum. Bu kadar seyir zevki yüksek bir maç. Yendiğimiz için değil. Cizre zayıf olduğundan değil. Yani her iki takımda ortaya muazzam bir karakter koydular. Savaştılar iki oyuncular da. Çok çetin bir mücadele verdiler. Ben onun için diyorum. Yani şimdi vurdun karşı sayı oldu. Karşı vurdu sende sayı oldu. Bunlar değil.
karşılıklı rallilerin gidişi gelişi, seyir zevki, işte gördüğünüz protokolda seyreden, ekranları başında seyreden herkes bu maçtan muazzam zevk almışlar. Yani seyir zevki yüksek bir maçta, onun için de muazzam bir mesaj attılar, tebrik mesajı atıyorlar, teşekkür mesajı atıyorlar. Yani herkes hakikaten de öyle. Ha, takıma gelince elbette takımı kurmak da kolay olmuyor. Takım kurmak Akkuş coğrafyasında kolay olmuyor ama biz bunları konuştuk. Bunlara girmeyeceğim. Ben şurada malzemecisinden oyuncusuna, hocasına kadar, teknik ekibe hepsine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz bu ekiple yatan kardeşlerimiz var. Yani bunlara teşekkür ediyoruz. Hele hele mesela bizim forma sponsorumuz kaç gündür bu maçı bekliyor. Yani burada bu maçı işte takımı motive edelim, motive edilme adına ne gerekiyor? Bütün arkadaşlarımız aynı şekilde. Dolayısıyla muazzam bir maç oldu, muazzam bir galibiyet oldu takım için. Geçen hafta ilk yarının ikinci yarının ilk maçıydı. Biraz zorlandık. Ama 3-2 yani 2-0'dan 3-2'ye dönmek de muhteşemdi. Burada da 1-0'dan 3-1'e dönmek muhteşem oldu. Onun için her iki takımı tebrik ediyorum. Muazzam bir mücadele oldu. Artık biz bundan sonrakilere bakarlar. Rakipler zaten seyretmiştir. Ama çocuklar iyi karakter koydu. Ben bir kez daha bize destek olan başta forma sponsorumuz Akkuş Resim sahibi Levent Bey'e, yani şu salonda gördüğünüz bütün firma hepsinin ismini saymayacağım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hepsi de hem takıma destek olalım hem de maçı seyredelim anlamında destek oluyorlar bize. İş adamlarına çok büyük sorumluluk düşüyor. Ya bakın, eğer şu maçı bütün Türkiye, bütün dünya seyrettiyse iş adamlarının sayesinde seyretti. Evet. Onlar da masanın bir tarafında tutuyorlar. Dolayısıyla bizim işimiz daha kolay oluyor. Onun için gayet güzel oldu. Fevkalade bir maç oldu. Başkanım, çok keyif aldık. Çok teşekkürler. Evet. Seyir zevki böyle yüksek bir maçı burada izlettirdiniz. Yüzlerce mesaj geldi başkanım. Yüzlerce, binlerce izleyici oldu. Evet. Bu anlamda çok... Evet, ben bir kez daha söylüyorum. İki takımı da tebrik ediyorum. Oynadık oyundan dolayı. Evet, kendi takımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum ama oyun zevki böyle yüksek bir maç ilk defa seyrettik. Ekranları başında seyredenlerden de bu işten zevk almışlardır diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmaları da arkadaşlarımız yapacaklar. Her maça göre bir hazırlık yapıyorlar. Kaldı 9 maç. İnşallah playofflara gideriz. Yani amacımız oraları ama bunlar adım adım olduğu için bir maçı kazanmadan bir sonraki maçla alakalı konuşamıyoruz. Ben artık playoff'ları düşünüyorum. Artık nasip kısmet diyoruz. İnşallah. Tebrik ediyorum, çok teşekkür çok ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, spor il müdürümüz Mustafa Genç de bizlerle birlikte. Nasılsınız? Burada böylese keyifli yüksek. İşte birinci setin kaybı, o zaman da söylemiştim. Yani muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir maç. Gerçekten takımda alacağına inanmıştı. Liderle oynadı bugün ve lideri burada yendi. Evet. Ve hiç puan vermeden yendi. İki set alsalardı onlar da puanlar bölüşülecekti. Yani çok kıymetli, çok değerli bir maç sonucu bu sonuç. Çünkü bundan sonra rakip takımın yeneceği her takım diğer takımları bizden uzaklaştıracak. Akkuş'tan uzaklaştıracak. Playoff yolunda en büyük engeli Akkuş Spor bugün sağlamış oldu. Ben bundan sonra da ordululara, özellikle iş adamlarımıza, ordumuzun medarı iftarı Akkuş Belediye Spor'a sahip çıkmalarını, İsa Başkanımıza destek olmalarını sizin kanalınız aracılığıyla rica ediyoruz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi veda edeceğiz. Ama programımıza başkanım, Levent Bey, programa başlarken Levent Bey, şimdi başkanım da bizler de iş adamlarına çok teşekkür ettik. Başkanım sizi de alalım lütfen. İş adamlarına çok teşekkür etmiştik. Çok heyecan vardı. Maç başlarken kısa konuştuk. Bir belirsizlik vardı. Cizre çok güçlüydü. Ama evet, maç sonucunda yüzlerimiz gülüyor. Başkanım özellikle iş adamlarına çok teşekkür etti. Sizin destekleriniz çok. Neler söyleyeceksiniz? Evet, biz çok mutluyuz. Hakikaten takımımız bugün çok güzel bir galibiyet aldı. Ben başta da söylemiştim. Hakikaten çok iyi hazırlanmışlar. Hem kafa olarak hem kondisyon olarak rakibi iyi analiz etmişler. Ben başta hocamız olmak üzere bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Tabii bizler daha mutlu oluyoruz, daha motive oluyoruz böyle şeyler için. Hakikaten başarı bizi de kamçılıyor. Ben daha önce de söylediğim gibi başka iş adamlarına da buradan sesleniyorum. Onlar da gelsinler bu işlerle.
işlerin biraz ucundan tutsunlar. İnanın bu tür başarılar, galibiyetler geldikçe insan daha da çok heyecanlanıyor. Ve bu takım inşallah daha da ileriye gidecektir. Bugün oynanan oyundan dolayı tekrar hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, Akkuşlu gençlere rol model oluyor buradaki abileri. İki tane Akkuşlu oyuncu da var bu takımın içerisinde. Evet. Ne mutlu değil mi başkanım? Tabii ki. Öncelikle hayırlı pazarlar diliyorum. Bu yasaklı günde, bu pandemi döneminde evlerinde oturan hemşehrilerimize de güzel bir keyifli maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Canları sıkılmamıştır umarım. Takımımızı gördüler, seyrettiler. Bu takımın çok güzel işler yapacak inşallah. Lig lideri namalüptü. Geçen hafta yenilmişti tesadüfen ama biz de burada yendik. Yenemeyeceğimiz takım yok. Önümüzdeki haftada çok kritik bir şey. Ondan sonra da güzel bir seri yakalayıp hedefimize ulaşmayı düşünüyoruz. Peki. Buradan ben özellikle bütün iş adamlarımıza, yayın sponsorumuza, başta Levent Bey olmak üzere, Ercan Yıldız kardeşimize, Nihat Gül'le birçok destek veren herkese, iş adamlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler için de bu şeyde gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarına da çok teşekkür etmek zorundayım buradan. Özellikle onlardan da Allah razı olsun bu zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde. Onlar da gecesini gündüzüne katarak vatandaşlarımızın ülkemizde daha güzel bir hayat yaşaması için elinden geliyorlar. Oyuncularımızı kutluyorum, hocamızı tebrik ediyorum. Taraftarımıza, çok taraftarımız yoktu, sadece misafirlerimiz vardı, 25 kişi ama. Onlara da teşekkür ediyorum. Sizlere de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin evlerine misafir olduk sizlerin aracılığıyla. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah ayın 2 hafta sonra tekrar burada beraber veda edelim. Sevgili izleyenler, bugün lider Cizrespor'u konuk etti. Akkuş Belediyespor ve 3-1 lideri yendik. Altın değerinde 3 puan aldı sevgili izleyicimiz. 2 hafta sonra tekrar bu salonda TV52 ekranlarında mikrofonlarımız elimize tekrar maçlar anlatmaya devam edeceğiz. 2 hafta sonra tekrar burada görüşmek dileğiyle. Yıldız oğulları Hacı Ali Baba'nın yeri Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor maçını